Euz billahi mine şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allahu salla ala resulina Muhammed. Aklın 3'te 2'si belki de 4'te 3'ü bitti. Ama dedik ki bu akıl bitirip de vicdana geçersek vicdan yeni bir anlam yeni bir tanımlama gelirse yeni bir sayfa açamazsın akla. Aklı tam bitirmeden vicdana girelim ki vicdanın gözüyle akıl ne olur? Yani vicdanın gözüyle akıl ne olur? Külliyata da öyle oluyor. Nasıl oluyor? Sözleri bitirdin. Başlarken ilk son 33. sözü bilmiyorsun. En güzel okumayı söylüyorum. Bir defa külliyatı bitirdin. Lugatsız bitirdin. İkincisi şöyle. Birinci sözü okurken 33. söz de nazarında ya. Yani bir bitirince bir daha başadı. En güzel kitap hakimiyeti böyle oldu. Bir sözleri bitirdin. Biri okurken 30 33. Söz, 33. Söz, 29. Söz, nazarında değildi veya zayıftık. Bitirdin, bütünsel hakim oldu. Şimdi başta bütünsellik ile ona bakmak. Aklı tam bitirmeden vicdan çalıştık. Vicdanın çalışması ile akla baktırdık. Fakat e, ak, vicdana çalışırken de e, iradeye tabii Ben biraz önden gidiyorum dersi. Sunumdan önce iradeye çalıştım. Şimdi kısacası irade ile biraz gidelim. İradeyle hem akıl hem vicdan tanımlanır. O zaman bugün irade, ya Allah bismillah destur diye başlayalım. Daha önce gerçi ısırmak için iradeleri girdi. Kaçıncı ders oldu? O zaman farklı dima serisinin haricinde iradeler yapılmış. Yapıldı, yapıldı. Yani farklı farklı girişler yapıldı. Hepsi ona alt yem, zemindir. Onları yok saymamak lazım. 101 irade 19 10, diyor ders. O zaman... 213 dima irade 20. Şimdi lugatını veriyorum. Lugatı istek, arzu, emir, ferma. Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. İradenin zıttı kerahet. İhtiyarın zıttı icap ve istirar. İrade hakikatte daima maduma. Ne demek? Mevcut olmayana taluk eder daima. Bu lugat daima e, taluk eder. Madumlara daima. E ihtiyar olur. Çünkü çıkmış artık. Çıkmış. Yani bu mu ki ihtiyar. ihtiyardı. İhtiyardı. Değil. Değil. Madumlara. Çok tuhaf. Çünkü bir emrin husul ve vücudu için o tahsis ve takdirdir. Yani niye madumlara? Çünkü bir emrin yani bir şeyin vücuda husulu hasıl olması ve Adem'den vücuda çıkması için o tahsis edilmesi lazım, takdir edilmesi lazım ve takdir iradenin içeriği. Yani zemini, aslı. Esma ile böyle çıkar. İrade subutu sıfattır. Tahsis ve takdir. Esma'ya bakıyor. Madum işi biraz bozdu gibi ya. Niye? oturmuyor yani. Madum ya yani irade... Bu benim fikrim değil ha. Bu, ben yapmıyorum. Bu, bu şey, bu lugat. Lugat okuyorum daha. Bu ilmi kelamcıların şey. Ha, benim değil bu. Madum tamam. zaten uyuyor canım bize de uyuyor bu. Yani biz farklı değiliz de bize de uyuyor bu. Niye madum? Nedir o? Mevcut olmayan. Adem olması gerekmiyor mu? E mevcut olmayan ne, ol ne oluyor? Madum ne demek? Adem. Adem'den çıkmış olanların hepsi ya maduma gider ya mevcuda gider. Yok. Yani... Ha, i̇limdekilere madum diyorsun. Madum değil. Madum ya ilimdekiler. Madum sana bana göre değişiyor. Adem hepimize göre. Doğru tamam mu işte Mehmet abi biraz benim anladığım. Neyse. Yani, yani madum ebede bakmıyor mu abi? Ezeliyette var mıdır? Yani e, ma madum ilim ilmi vücutlar ya irade tabuk etmesi lazım maduma. Ma orada duruyor. İlmi vücutlar. İlmi vücutlar nedir? İlmi vücutlar şey Adem ilmi vücutlar aynı olmuş. İlmi vücutlar dışarı çıkmış. Ne bir gidelim gidelim. Şunu bir söyleyeyim abi ben özür dilerim çok geç kaldım ama hemen konuşmaya başladım. Ee, Mehmet abinin söylediğiyle biraz şöyle benim de aklıma şöyle yattı. İhtiyar maduma hı hı. irade ee, ademe. ademe bakıyor Abi. Olabilir. Evet, yani. öyle diyor. <laughs> zaten öyle diyor bu da. Zaten öyle diyor. Bu da öyle diyor zaten. Maduma irade. Yok, olmaz. Yok, ademe ademe ayırmak, Ama, ademe ayırmak istiyorlar. Aynı şey evet değil abi, da. aynı şey değil diyorum ben. Madum hani adamın içindedir yani. Öyle diyorum yani. Madem madum ebede bakar yani. Sonradan olan bir şey. Biz gönderiyoruz maduma. Gönderli Yine. mi madumdur, ilmi vücut peki. Efendim. Bak tamam sen. Şeye göre, bize göre malum dediğin doğru. Evet. Ama çıkmamış e, mevcuttakiler Adem. Vücuttakiler, Adem. Evet. Adem. Yok, yok malum değil işte. Kime göre? Cenab-ı Hakk'a göre malum değil. Yani. Evet. Yok. Adem'deki neyse o başka bir ders yapalım. Evet. Ben, onu çalışayım. Adetullah'ın üzerine iradi külli ilahiye abdin iradi cüziyesine cüz bakar. E, bu külliyattan alınmış bu cümle. Adetullah'ın üzerine irade külli ilahiye abdin irade cüziyesine bakar. Yani bunun bir fiile taalukundan sonra o taluk eder. Öyleyse cebir yoktur. Maduma yoka taluk ediyor. Yoka. İhtiyar ise taraflardan birini diğerine taftil ile beraber tercihtir. İhtiyar çok acayip bir şey getirdi yani bu Risale'den. İhtiyar ise taraflar var. Onlardan tercih ediyorsun. İradede taraf yok. Çünkü madım maduma taluk ediyor. Yok. Tam var ediyor. Biri varlardan tercih ediyor. Tercih ediyor. Çok korkunç fark. Biri dediğiniz hangisi? İhtiyarla irade farkı mı bu yani? İrade ile ihtiyar farkı. Şimdi gelirken abi şey yaptım da o yüzden yapamadım ya. Yani. Şimdi İbadet ve ubudiyet vardı ya abi. Bu konuya bakıyor ya Allah. Yani böyle bir heyecanlandım ya. Ubudiyet ve ibadet var ya abi. Şimdi bir iman var. Bir de nuru iman var. Yani iman benden. nur iman bundan çıkan. Biri beşere bakıyor. Biri insana bakıyor. Kullukla şey ubudiyetle. Doğru. Bak, ubudiyetle. Aynı kanunu sana söyleyeyim Çoğalt da çoğalt, çoğalt işte. Da çoğalt. Ha, Sistemi çoğalt. aynı. Ama şuraya getirmek istiyorum abi. Şuraya getirmek istiyorum. Bu bu irade beşerde yok. İnsanda Bu var. İnsanda var irade. Beşerde ihtiyar var zaten. Beşerden çıkandan ortaya gelendir. İman ve nur iman gibi abi. Bize ait değil yani o. İrade zaten beşeri sıfattır. Şey ins insani sıfat. Şimdi biraz uzak duracaksın evet. tamam mı? biraz? Tamam Hadi. İrade sırf seçme kuvası olursa yani sırf seçme bu mu o mu olursa irade de iradesiz olur. Acayip bir mantıktır bu. Bak bunu kaydedersiniz. Yani iradesi seçmeye taluk ederse iradenin iradesi yoktur demektir. Yani şöyle abiler şu kafamızda temel bilgi yenileri yenileyelim. Subuti sıfat olsun, esmalar olsun her biri canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücudan için yani vardırlar yani var. Mahluk değiller haşa ama vardırlar. İrade de vardır, ruhludur, şuurludur, ne yaptığını bilir. İrade, irade sahibi. Bu çok önemli. İrade seçme kuvası olursa. Yani irade mesela diyor ki ben alemi, isla, alemi insaniyetin İslam'ı istiyorum ama irade edemiyorum. İstiyorum ama irade edemiyorum. Çok korkunç bir şey. Mesela başka Risale'de geçen çarpıcı şey. Şahetil vücuhu yüzünüz kara olsun bir avuç toprak kaldı diyor. Bir avuç toprak her birinin yüzüne gitmesi kudretini gösterirken diyor. Kudretini gösteriyor. Ağacı yanına çağırmasıyla peygamber, onu da peygamber, onu da peygamber. Ağacı yanına gelmesiyle iradesini gösteriyor diyor. Çok tuhaf. Biri gönderiyor, biri geliyor. Biri çıkarıyor ortadan. Biri var, varı çoğaltıyor mi artık. Al toprağa. Şahayetül vücuhu demiş. Hepsinin yüzüne tek tek gitmesi. Kudretine örnek için vermiş. Ağacı çağırması, ağaç yanına gelmesiyle bak ustadın sözüyle birleştiriyorum. Ustad diyor ki, alemi insaniyetin, alemi İslam'ın, alemi İslam'ın İslam'ı istiyorum. Alemi insaniyetin, dünyanın İslam'ı istiyorum. Ama irade edemiyor. Yani irade sonuçsuz değil, sonuçludur. Yani Alemi insaniyetin ıslahını irade ediyorum ama olmuyor demiyor. İstiyorum irade edemiyorum. İrade aktif oldu mu o oluyor. O oluyor. İrade ettiğim aldı olmuyor olmuyor. Yani sonuçludur. İhtiyar gibi değildir. İhtiyar edersen olmaz. İrade ettiğin anda oluyor. Olan irade zaten. Olmuyorsa irade değil o. Yani seçileceklere mahkum olmuş gibi olur irade. Mesela şu. Şu mu o mu bu mu? Bu kalem bu kalem Seç irade et. E ben buna mahkum oldum. Bir, seçmeye mahkum muyum? İki, seçilecek şeylere mi mahkumum? Başka bir şey diyebilirim. Ha bu, bunu şey kaldırıyor. İhtiyar kaldırıyor. İrade böyle değil. Bir şey var mı yok? Getirdin, yoktan... Aha getirdim. Başka bu irade. Elba bu irade. Yoktan var olma ya vesile. Allah için yoktan var etme. O zaman irade seçme olmaksızın. irade nedir o zaman? İrade seçme, iradeye cebir getirme için. O zaman irade seçme olmaksızın bildiğini bilmesi, kendisi kendisi olduğunu bilmesi iradenin eylemsiz halidir. Ki ilim bildiklerimizden olduklarımız. İlim bildiklerimizden olduklarımız. Bize mal olanlara denirken bildiklerimi bilmekle iradem kendine döndürülerek irade kendini üzerine döner. Kendisinin kendisine has özgü olduğunu gösterir. Çok tuhaf şey. Bir daha geçen İrfan şey Furkan bir şey yayınladı. İrade kudret hayat vücut. Onu da şimdi tam yeri gelmiş onu okuyacağım şimdi çok o da çok özgün bir temel bilgi. Ya abiler neyle uğraşıyoruz biliyor musunuz? Tabirleri, tabirleri felsefe tabiriyle dişsallar nedir? İmge, simge, sembol. Bu felsefenin tabiri. Yani biz nur talebeleri değişik bakmayı, nurculuktan çıkmak gibi algıladık, anlıyor. Acayip bir şey. Zenginlik katmayı hiç hatırlamıyoruz. Bize bir elbise giydirilmiş. Bana Ruşdi abi giydirmiş ister istemez. Bir Hazreti Peygamberdir ümmi olması. Ben de giydiriyorum. Benim yanımda beraber hareket eden kardeşleri giydiriyorum. Her gün mesela haftada iki gün ders yapıyoruz. Ne elbise giyiyor? Nedir o? Fikri elbise giyiyor, hissi elbise giyiyor. Ona çıkması çok zor. Çünkü oluşmuş. Onun aleminde Mehdi'dir, Risan'ın tabiridir, dokunma şudur budur. Ya alem İslam'ın gerçek hakikatiyle yüzleşmekten korkuyoruz. Çok acayip. Mesela kalkmış, kalkmış bu İslam'ın bir mücizesi Musa yok aslında diyor. Musa'dan kasıt nefistir. Şey e, ruhtur. Firavundan kasıt nefistir demiş. Hiçbir ulema bu tefsire itiraz etmemiş. Muhyiddin Arabi'nin tefsirine. Muhyiddin Arabi Musa ile Firavun'u yok diyor yani. Aslında semboldur diyor. Bu değil diyor. Aslında Cenab-ı Hak diyor e, şeyi ruhla nefsi kastetti diyor. Oysa olmuş. Yani itiraz etmemiş. Ya din, dine, Kur'an'a getirilen bir tefsir. Ki tefsire tefsir getirilmesi var mı? Var tabii İslam dünyasından bir haber olunca. Tefsirlerin kenarları doludur. Dibaceleri. Yani tefsirler var ya Semaşeri. Mesela metni dikdörtgeni almışlar. Onun şehirleri var. Şehrin şehri var. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi. Ne demek? Tebe-i tabi'in, tabi'ini şer etmiş. Tabi'in de sahabe-i etmiş. Yani şunu istenmişti. Mesela Kalkıp sen İbn Abidin fıkhını okuyamazsın. Niye okuyamazsın? Anlamazsın ki. İbn Abidin anlamazsın yani. Niye? Ya damat okuyacaksın veya multikayı okuyacaksın. Okumadan onu göremezsin yani. Fetivayi diye zaten üç yanaşamazsın. Niye? 12 tane hak mezhebi anlatılıyor. Şey 12 tane. 4 tanesi geçerli. Davudi mezhep varlığında belki çoğunuz haberi yok. Davudi mezhep var. Var, varlığını abi. Onun da şeyleri var. Fıkı e, bilgileri var. Fetevain diye de. Ben de var 18 cilt. Böyle yani bize giydiriliyor abiler. Külliyat da öyle. Sıyrılmak çok az kişiye nasip oluyor. Birisi elimizden tutmuş gelmişsin buraya. Burada büyümüşsün elbise. Bunun dışında bakmıyorsun ya. Bakamıyoruz. Bir dakika ya bu ne diyor ya. Hemen ön yargılı tepkili falan. Şey demek istiyorum. Tabirlerin içini doldurmak Mesela bu Osmanlı yukarı'da anlattım. Dedim ya ben bildiğim bildik. Bir dedim şu ilahiyatı şey yapayım dedim yani. Makaleleri okudum, tezleri okudum, okudum da okudum. Ama dijitala yüklenmeyen kitaplar da var. Neyse Marmara Üniversitesi'ni aradım. Bak şimdi anlat. Dedim ya ben dedim talebe değilim ama kütüphanenizden istifade edebilir miyim böyle? Tabii dedim şeye, departmana bağlayayım sizi dedi. Ee, hoşlarına da gitti yani böyle bir şey çıkmış. Neyse kütüphane müdürüne bağladı. 600 tane kadın çıktı. Yaşlı ya benziyor yaşlı. Buyurun beyefendi dedim. Öyle derdiniz ne? De, Neyi? Diyor ki bana anlatın ben size yardımcı olayım. Ne bileyim orada arkadaşları varmış. Orada, yazar varmış orada. Dedim ki ben irade tabirini anlamak istiyorum. Daha dolu dedi her taraf. Ama şöyle. Eylemsiz irade. Zannetti bir, normal bir insan adam arıyor. Yani eylem olmadan Allah kısacası Allah kainatı yaratmadan önce iradesi yok muydu? eyleme taluk etmeden, taayyum ve teşahhus etmeden o irade ne yapardı? İrade ille tercih üzerine müesses ise iradenin içerisine bir cebir vardır. Çünkü irade ille tercih hakkı verdik. Başka bir hakkın yok senin dedik. İradeyi iradesiz yaptık. Bir dakika ya diyor. Ne diyor? O da oradaki duydu. Bir dakika beyefendi. Bir de İradeyi iradesiz. Sonra o şeyi anlattım. Bu bilgi, ilim, irade kudreti. okuyayım onu. Dedi ki bir dakika dedi ben yazarım dedim. <laughs> bilmem ne hanım. Ne Kalem versene dedi. Açıca he. Aç onu aç. He he. Sonra dedi ki kalem kağıt versene bir dakika dedi ya iradeyi iradesiz dedi ki ben yazarım ben burada da bulunuyorum ama dedi Kanis orada bir şey yazacakmış hiç böyle düşünmedim dedi yani böyle de alem İslam'da böyle olacağını da tahmin etmiyorum yani iradi Allah kainatı yaratmadan önce e, iradi iradesiz yani eylemsiz hali nedir o e, İlle ona şey tercih şeyi verme bak şimdi bir size göstereceğim o gelsin e, bunun peşine düştük yani irade eylemsiz olmayınca tercih İlle tercih etme. Tercih ettiğince hangisi? Belki ben bunun ikisini de istemiyorum. Başka olacak. Ama beni tahsis ettin. Hangisi diyorsun? Bu irade değil işte. Bu ihtiyardır. Yok mu? Var. O bir sıfatıdır. Dışa vuruşu ihtiyardır. İhtiyar, iradenin dışa vuruşudur. Ben diyorum ki kardeşim, maya dünyasına bizim eleman var. Gafur bakar mısın? E, derim ki tekstille. Ya Mehmet kardeş bakar mısın tekstile bu, bu, bu kardeşe? Postacı... Böyle yapıyorum. Yasin'e diyorum ki. Yasin bana böyle bir şey gelmiş bak hali. Bir şey yapma ben şimdi pasını. Tamam abi sen işine bak diyor. İşimi hallediyor ya. İrade de öyle. Kardeşim ihtiyar. Baksana ihtiyar. Yaşlı değil yani. Çıktı. Veya köy muhtarına ihtiyar. Bu hani kullanıyor. E kendisi kendisine özgün olursa. Kendisini kendisine döndürürsen irade. irade iradeyi kendisine döndürürsen irade ne olur? Bilgiyi. Bilgiye döndürürsek ilim olur ilmi de kendisine döndürürsen hayat olur, kudret olur. Yani şimdi gelecek onu okuyacağım. Hasan abiciğim, şimdi e, irade Allah Teala azatında e, zamansız ve mekansız olduğundan dolayı o zaman hani e, bir öncesi yani irade etti de sonra böyle oldu yok. Yani zaten Hı. hepsi andadır yani. Allah için e, kainatı yaratmadan önce yarattından sonra diye öyle bir şey yok. Teala, böyle bir şey. Yok. Allah razı olsun. Harika. Kainatı yaratmadan önce iradesi ne vardı dedim ya. Aslında Allah kainatı yaratmadan önce yarattıktan sonra diye öveli ahiri yok ki. Hepsi zaten orada oluyor. İrade aynı anda ya. Hep var hep. Biz ama kendi dünyamızdan döndürüyoruz bakışımızı. Niçin? Terse döndürüyoruz. Çünkü Allah'ın nazarına sahip olalım diye. Allah bu kainatı yaratmadan önce iradesi yok muydu? Yani sonra yani Allah'tan böyle hayli, hayli zaman sonra olmuş. Ee, oysa Esma Şnoda hepsi ezel, ebed olmuş, olacak. Hepsi zaten vardı, var olacak. Şimdi mesela bak size şey göstereyim. Ha, bak şimdi. Anda da var tabii. Ansız irade olur mu? Hep şey var. Çapınış şey yapmaya çalışıyoruz yani e, iradenin veya bütün sıfatları. Ha, has hususi kılmak, anlamak içindir. Yürümek içindir. Çocuğa has kılıyorsun. Bak buradan buraya gel. Koyuyorsun şeyleri, korkulukları. Hadi yürü. Sonra bırakıyorsun. Hadi sokakta ne yaparsa yap diye. Şimdi bak bilgi nedir? Ee, hulasalandırmış. Hep konuşuyorduk ya. Bilgi mevcudun yani nefsil emirin. Realitenin. Yani şeyden açıldı. Tabirleri bilirsek tanımlamaları da bilir anlam yükleriz. Yani lugat değil bu. Tabirlere tanımlama getiriyoruz. İçeriğini doldurarak, kendimiz anlam kazanarak Furkan olmaya çalışıyoruz. Canlı Kur'an. Bu aleme zaten bu için geldi. Kur'an'da, da, peygamber de, de zaten vesiledir. Sonuç muhatab olmaktır. Vesileyi kendini kırpma. Kendini ona zannediyorsun ki bu sonuç ben vesile onun dışına çıkamıyorum o kalıbın dışına. Nasıl giydirilmiş derse bu elbise bize. Sanki ben sürecim Risale sonuç. Risale süreçtir. İnsan kuran şey, cennet bile, Kur'an bile, Kur'an kelam sıfatına gelmiş. Süreçtir, ilimdir, kelam sıfatıdır. Zatı sıfatlar var, şunatı zatiye var. Beşer insan yapmak için gelmiş Kur'an. Ya onun için zaten 350 bin farklı bakmış. Adam bak çıkmış demiş ki Firavun'a kasıt diyor. Risale'de geçmiyor mu bu? Nefistir diyor. Hiç ona ha, aslında nazar bile etmemiş, silmiş. Nefistir diyor. Musa'dan kasıt ruhtur diyor. Adam kalkmış bunu diyebilmiş ya. Sari ifadeyi biliyor musunuz? Sari ifadeyi. Biz kalkıp da bir mana mertebesini konuşamıyoruz. Düşünemiyoruz. Palanga vurmuşlar beyinlerimize, düşünce şeylerimize ya. Çıkınca da zaten afaruz edilmemek mümkün değil. Afaruz edileceksin zaten bu kabul edeceksin yani. Ustad çıktığı zaman Doğu uleması yeni bir şey uyduruyor diyor ya dinimize. Öyle demediler mi? Dine sen yeni bir şey uyduruyorsun. Hatta İmam Azam Efendimiz'e demişler. İmamı Bakır veya Zeynel Abidin demiş. Sen bu dine... İmam Azam'a demişler ya. Sen yeni bir şey uyduruyorsun. Ben bir şey yeni uydursaydım Mest için dedi ayağımın altını silerdim. Üstünü yapmazdım. Gusul e, için abdest alırdım. Büyük tuvalet için diyor. Gusül aldırırdım vesaire söylüyor ya. Aynı kanun bizde de cari. Çıkar bir molla kasım seni çeker sıla ya. <laughs> Onun için sözü böyle uzun bir şeyle garip garip söyleme. Hatırladın sana bir şiir attım. Şiir çok hususi attım o gece bir şey. kimse atmadım çünkü diyecekler zaten delinin birisi. Ee, değişik bir şey. Ee, kendim coştum öyle kendi halimde lütfu kahrını çoğalttım yani. Her şey insanda aynı. Dışarıda var. Ya yani cennet cehennem dışarıda. Ben de hepsi aynı. İman küfür dışarıda. İçeride hepsi ben aynı. Melek şeytan dışarıda. İçeride bende aynı. Cennet cehennem dışarıda. Şimdi diyecek ki bazıları ne diyorsun ya? Kardeşim insan cennetten de aşkındır. Cennet arştan arş üstün, arş azam, kabu kayıpsen. Allah Resulü cenneti girdi, cehenneme girmedi. Gördü, arşa gitti, lef-i mavuza çıktı, tam? Arş azama, kabu kayıpsen, imkan vücut. Ne kaldı ki? Ha bunu kastediyorum. İnsanı kamil, insanı ekber. Hedefimiz orası olsun diye. İnsanı kamil. Yoksa bunları küçültme, haşa kimin adına düşmüş? Allah'ın Kur'an'da methettiği. Ama art niyeti olursan onu kastediyor diyor eder. Öyle bir şey kastediyor. İnsan aşkındır. Ondan üstündür. Cennet, cehennem hizmet verilen makamdır. Hizmet alan insandır. Bu bina benden değerli değil. Ben hizmet alıyorum buradan. Bu bana hizmet ediyor. Ben buna hizmet etmiyorum. Ediyorum hizmet almak için. Cennet bize hizmet verme makamıdır. İnsan ondan aşkındır. Ondan üstündür. Ondan cemdir. Cemil cemdir. İnsanın dışında hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey tanımlanamazsın. Allah ve insan, muhatab-ı insani. Tabirleri dolduralım ki basalım çıksın. Ve bu dersleri zaten bu asın insanlarla yapmıyoruz. Yani bu asın insanlarla bu dersleri yapmıyoruz. Cumartesi dersini bu cemaat için yapıyoruz. Pazar derslerini, menfuzi dersleri hakikaten yapmıyoruz. Çünkü gelecek asın insan, o dima mesela. Gelecekte tıpta Risale-i Nur'da, Risale-i Nur gözüyle tıp, psikoloji diye orada kullanılacak. Allahu Alem. Bak şimdi bilgi nedir? Mevcudun yani varlığın, vücudun, nefsül emrin insana taşınması bir şekilde deney yaptın, e, tasarladın, yaptın, çizdin, kırdın, döktün. Bir şekilde insana, haricin insana taşınması. insandaki iz düşümüne suyu araştırdık. Genetikçi, hocamız tanıyor musunuz? Amerika'daki o işte hikmet bu. Genomcu, genetikçi bak. Araştırdı, Araştırdıkça kendi genetiğini kendisi araştırarak kendisi kendisini taşındı. İnsana taşınmasıyla ile iz düşümüne, mevcudun insandaki iz düşümüne, karşılığına ve karşıtına, karanlık, aydınlık, iman, küfür ve gölgesine ve alametlerine, işaretlerine denir. Felsefede imge, simge, sembol yani haricin bize taşınmasına bizdeki Karşılık ve karşıtlarına, iz düşümüne, ustat demiş yani, gölgesine, tereşuatına, 261 şualarda e, tereşuat diyor. Mesela ahiretin bizdeki tereşuatı nedir o? O beka istemek. Bizdeki ifadesi. Bu bilgi abiler. Vesvese risalesini ezberlersin. Ezberlersin, okulsun demiyorum. Ama vesveseden kurtulamasın belki de şiddetlenir. Daha çok şiddetlenir. Hassasiyet kesme dersin. Çünkü kitap yüklü merkebe olur. E, niye? Ve seser isalesini bilgiye dönüştürürse bilgiyle ilim farklı savaşmaya kalkar savaştıkça o var olur o güçlenir neyi <laughs> yazdın ise aç onu ha bilgi zıtları biliyor İman küfür karanlık aydınlık beyaz siyah zıtları biliyor İlişki ve çelişkileri var olduğunu kendisine taşınması bendeki duran malzemeler emanet yani veciz cümleler yani bilgide zıtlar var. Melek şeytan, iman küfür, ilişki ve çelişkileri var olduğunu kendisine taşınıyor. Olaylar, hadiseler insanda cehran ediyor. Ne ararsın Şambora buharında hakikati kendinde ara. Hep sende cehran ediyor. İnsan ekber, insan-ı kamil. kainatı sura insan hep bende cehran ediyor. Bende bende oluyor. Bendeki duran malzemeler Nerede bilgiyle aldık dışarıdan duruyor emanet. Daha ben ona dönüşmedim. Duruyor benden. Aldım cebimde para duruyor. Emanet. O beni rahatsız eder ya çalınır diye. Emanet. Başka ne demek? Kur'an okudu. Bir Firavun, bir Musa'yı, bir şeytanı, bir meleği varlığından haberdar oldu bu bilgi. Kur'an okuduk Firavun varmış, Nemrut varmış, İbrahim Aleyhisselam varmış tamam? Bu bilgi. Mesela bilgide olan vesvese risalesini defaatle okudu hani derler ya ilim onu tard eder cehil onu davet eder e, adam ezberledi niye daha okumadı? ama ilim onu tard eder, tard eder diyor e, okuyunca ne oldu okuyunca ilim değil bilgi bu çünkü ilime bak ilim onu tard eder şu bak çık dışarıya çık 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 bu nedir eylem tard ediyor İlim bilmek değil o bilinenin kendisidir eylemsel halidir onun için tard ediyor bilinenin kendisine dönüşmesidir. Dönüşen ilimdir. Onun için tart ediyor. Mesela çıkar mısın? Tart değil bu. İtersin tarttır. Tartaklamak derler ya. Mesela bilgide olan vesvese risalesini defaatle okudu ve vesvesesi gitmedi. Çünkü onu ezberledi, kayıta aldı. Ona dönüşmedi. Ona nasıl dönüşmedi? Hala aynı sebeplere uyarak farklı sonuç bekliyor. Yani akşam YouTube'lara, TikTok'lara giriyor. Ee, hani bilgi vardı, almıştın. Dönüşürsen, ona dönüşürsen o ilim olur. Aynı sebepler uyuyorsun, farklı sonuç bekliyorsun. Ahmaklıktır diyor. Ve sesesiyle bu kişi mücadele eder. Bilgi sahibi mücadelecidir. İlim sahibi mücadele etmez. İlim ehli hal ehlidir. Arkadan bakıyor. Başka bir şeydir. Bilgi esmadır. İlim sübuti sıfattır. Allah'ın varlığını bildi, namaz kılmayı öğrendi. bildi ama kılmadı. Namazı kıldı, aldı. ilim oldu. Mücadele ettiği için bilgidir. Mücadele ettiği için vesvese ona şiddetlendi. Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkep. Şimdi sonra geri gel o bilimi sonra şey yapacağız ama bilgiyi sonra şey yaparız. Çok acayip ya Allah'ın illeti tamme var ya illeti tamme. İlim, irade, kudret bir araya gelirse lüzum, lüzum, zaruret. Luzum, vücub zavret bir araya gelirse illeti tam olur. Abiler şimdi onlar neyin nesidir desek lugat olmaz. Bir tanesi ilim, bir tanesi kudret, bir tanesi irade. İlim, irade, kudret yani. Tamam. İlim ise bu bilgilerine sahip olmaya, yani ona dönüşmeye denir. Olması devam edendir. Olması devam eder. Ne demek? Aç orayı. Olmakta olan iradeye şey yapmıştım. Evet. Bak şimdi ilim zıtların birliğini biliyor. Harişte zıtlar var zıtlar burada. Bunu biliyor. Ama zıtların tahakkukları var artık. Mesela e, tahakkuk senin mesleğinle söyleyeyim. Dışarıda Arnavutköy'de arsalar var. Bilgi. Ondan sonra e, bilgisayarına şey yaptın. O bilgileri kendine taşıdın Osman. Geldin arabayla, tarlaya arabayla geldin. Ta, tahakkuk et. Yani o ilimdir artık. Üzerine bastın arsa. Ha, burası, burası. Ama kaza soda gözüktüğü gibi değil, ki arsa. Meyli böyle. Çukurlu bilmem ne ot var. Onlar otlar gözükmüyor. Kaç tane taş var. Orada karıncalar var. Yılan vardı biraz önce. Haritada gözükür mü yılan? Gözükme misal. Ha oraya bizzat yaşıyorsun. Ona dönüşüyorsun. Bitiyorsun. ilim bu. İlim zıtların birliğini biliyor. Dışarıdan aldığı malzemeleri içinin içine sokuyor. Sahip oluyor. Mesela şu anda sakinim böyle. Ama böyle konsantre olsam o, o güç ortaya çıkıyor. Kuvve-i Şevye, Kuvve-i Gadavi, kuvve Çıkıyor. Bunlar nerede? İçimde. Bunlar uyanınca ne oluyor? İçimin içine giriyorum. Bu işte ilim. İçin sokuyor, sahip oluyor. Ona dönüşüyor. Dön Kısacası dönüşürsen ilim sahibisin. Dönüşmesen bilgi sahibisin. Kitap bilgi me diyor ayet. Kur'an okudu. Firavun'u Musa Aleyhisselam'ı, meleği ve şeytanı kendi içinde gördü ilim bu ilim oluyor kendi içinde görürse İçi ya da içinin daha, biraz daha açsak sanki orası esas, e, mesela e, olmayan bir şey uyanmaz benim mesela adama sığıra ben anlatsam içinde bunlar olma karşılıklar olmadığı için bu bilgin hiç uyanmaz etkilenmez ama adama anlatıyorsun insan hemen sıyrılıyor hayvanların içinde insan sıyrılıyor ha demek ki karşılık buldu Adama ilim, şey bilgi yükledik. Şimdi eğer o bilgiye uyanırsa, ona dönüşürse, yani tefekkür ederse, yani fikredip, hissedip, masetip zevk ederse, ilme lakin, ale lakin, hakkal yakın, ruhlanma, rahlanma, ferahlama. Her tabiri kullandım. Tasavvufta ilmi kelam ve risale Nurca hepsini kullandım. Nedir o? Eğer biz alınan o bilgiyi fikreder, vicdanda hisseder, kalpte duygu ve ruhta latife olursa, bu ilme dönüşür bütünsellik. ilim olur. Yani dimağda, dimağın bütünselliğinin tasdikteki hakikati ilim. Dimağın bütünselliğinin tasdikteki hakikati ilim. Bunu yazabilirsiniz. Zaten biliyoruz. Bir şey de şöyle bir tanım da yapmıştık zamanda. Benimle elma arasındaki süreç ve ilişkiyi bilmek gerçek demiştik. Bilim demiştik elma ile esma arasındaki şeyi görmekte ilim demiştik. Evet, hakikat yani. Hakikat evet, bu gerçek, bu hakikat. Gerçek, hakikat. eğer bir bilimsel bir şeyi Allah'ın esmasına dayandırılırsa bu hakikat olur. Çünkü hakayı şey sabit edin. Hakikat derken esmadır. Şimdi benimsin bağlayabilirsin, onu da çözebilirsin bu arada. Telefonu al, o nasıl şifre o yaptınsa. O hakikati Firavun'a, Musa aleyhisselama has bırakmadı. Bu ben bende de var dedi. Yani vay namussuzdan firavun, vay lan benim peygamberim de, dedi. Orada bırakmadı. Ha! Musa da benim, İsa da benim, Firavun da benim, Nemrut da benim. Arş benim, Kürs benim. İsa benim, Musa benim. Her şey benim. Her şey bende Ceyran ediyor. Bu bu makam nasıl bir şey ya? Her şey bende ceyran ediyor. Çok tuhaf yani. Yani bu Nadir abi hatırlardınız değil mi? Hep adam bununla yaşadı. 70 yaşına kadar bununla geldi. Adam hep bunu tanımlamak için. Hep bunu dedim tamam bildin daha niye uğraşıyorsun Hasan kardeş? Bildiğim fikir, tefekkür. Taşınacağım arkaya diyor. Tefekkür ede ede hisse taşınacağım. Te hissi yapa yapa istene 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 duygulanacağım. Kalbe gireceğim diyor. Yani böyle tefekkür ede ede vicdana giriyorsun. Vicdandaki tefekkür zihinde yer açıyor. Yer açtıkça ona sahipleniyorsun. O oluyorsun irade. O güce sahip oluyorsun his oluyor. Bak bir daha. Osman sen bunu şey yaparsın. Tefekkür edince vicdanda yer açılıyor mekan. Ona sahip oluyorsun. Yani o oluyorsun irade. O güce sahip oluyorsun his. Vicdan his oluyor. Şimdi devam ediyor ilim. Vesvese Risalesini okudu. Kainatın bir sırrı var. Biz zorluk çekelim diye şeytan denen bir duvar koymadı aslında. Bu şeytandan maksat nedir der. Yani bir şeytan bir sistemdir. Dışarıdaki adı şeytan. Bizde sistem, sistem, yöntem. Yani hakikat meratiplerinin ortaya çıkması için bir sistem. Mücadeleyi bırakır, dışarıda mücadele eder. Harama bakmaz. Ezan vakti kılar. Ama içeride şeytanını bulur, şeytanın karşılığını bulur, şeytanın karşılıklarını bulmak için bulur. Mücadeleyi bırakır, mücadele etmez. İlim sahibi mücadele etmez. Ne yapar onu? Tanımlar, anlamlandırır, farkındalığını artırır. Onu kullanarak kemalat, kemalatına ve makasid-i hayr külliyesine Basamak yapar, merdiven yapar, çıkar böyle. Şeytanı ortadan kaldırmaya uğraşmaz. Vesvesem gitsin diye şeytanı kaldırmaya uğraşan arıların böyle böyle ucumlarına karşı daha çok saldırısına vesile olur ya. Vesvesenin kalkmasını uğraşmaz, yok olmasını uğraşmaz. Ne yapar? Anlamlanır. Bu bana ne diyor? Bir konuşma olduğunu bilir. Bu sistemdir. Harişte şeytan, harişte melek, içeride melekeler, içeride lümme şeytani sistem içerideki sistemi şey yapar. Şeytanın içerideki sistem lümme lümedir. Meleklerin içtekileri kuvalardır. Melekelerimizdir, malikanelerimizdir. Meleke maliklerimiz, mülklerimiz yani istidadın kabiliyete dönüşmüş hali. Melekeler melekelerimizdir. Şimdi Mücadele etmek nerede? Onunla tanımlanmak nerede? Mücadeleyi bırakır, mücadele etmez. Şeytanı ortadan kaldırmaya uğraşmaz. Çünkü kalkmayacağı bir şey. Muhali talep etme kendine kötülük yapmak. Böyle bir şey mücadele etmez. Niye kalksın? Kalkar mı? Bu esmaya dayanıyor Çünkü mudil esması dayanıyor. Kalkar mı? Şiddetlendi. Onunla içsel alemindeki ne işe? Onunla içsel alemindeki birbirine zıtların karşıtlarını tanır. Kaldır şeytanı. Cemal yok ki. Çünkü C cemali tanımlayan celaldır. Celali de gösteren, ifade tanımlayan cemaldır. Mesela o şeyde vardı. Zıttı kahrın şeyhim vahid bilmeyen çekti azap. O da azaptan kurtulur sultan olan anlar bizim. Celal ile cemal, kemal ile ayini. İkisi de aynı, üçü de aynı. Ha? Kemençe lazım. Ancak ifade edilir. Vallahi abi ben bunu anladım çok rahatladım. Vallahi bunu anladım. ya yeni gelmiş bir adama tanışıyoruz şimdi. Tamam çay. Derste. Derste değil de. Çay çıdık. Dedim ki ver abi o da zemzem değil. tamam. <laughs> 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 Dedim ki adın sayıda nereden geliyorsun? O abi ben gaybden geliyorum. Evet. <laughs> Dedim ki Allah'ın hikmeti. Havuz yaptı biliyor musun? Havuz var Rize'de. Arkada İslam abi var. Kartal'a gidiyoruz. Kartal her bağırıyor, çığırıyor. Kartal arabası dökülüyor falan. Gazdı. Bizde e, gaz şey yapıyor. <laughs> kaçırıyor. Tüp içeride ya. Kokuyor bilmem ne yapıyor. Ş başka şeyleri götürüyorlar. Havuz baktı baktı da. İnan Arkaya. Arka koltuk şey do dolu yani. Kartal, kartal arabası. Koltuklar dolu. Ben şoför. O yanımda. Baktı böyle baktı baktı. Vallahi hiç endişe etme dedi. Vallahi sen Allah'ın evliyasısın, sen cennetliksin dedi. Ulan durup dururken bu arkaya bakarak buna nasıl vardı, ne dedi, niçin oldu? Dedim hafız niye? Vallahi dedi. Ha bu deliler dedi. Bu delileri idare ediyorsun, bu delilere yaşıyorsun. <laughs> bu delilerle yaşıyorsa. Adama diyorum ki nereden geldin dedim, gayipten geldim <laughs> Adama şimdi nasıl dua etmeyeyim ya? Bu arsadan ta bugüne kadar bu tahtanın gelmesine vesile olmuş yani. Adam dua etmiş, himmet etmiş, gayret etmiş. Bize de bunları burada ders yapma bu şey. Allah'a havale etmekten başka şey yapalım. Yani <laughs> insan memnun oluyor değil mi? Bak şey yapabilmeyi, ortaya çıkarabilmeyi vesile olmuş, zemin olmuş. Bak görüyor. İnsan bir şey yapmak ister de zemin bulmak istemez. Bak şimdi adam himmet etmek ister ama imkanı bilmez yani nerede. Ama görüyor ki yapılanı görüyor ya. Cık, adam yapılanı ben tahtayı alacağım diyor adam Şimdi ondan onun adına o, sevinirim yani mesela bir tahta bu maksatta konu. Ne kadar insana keyif veriyor. Bak şimdi hepsini kağıt olsaydı böyle hakim olamazsın ya. Yani. Hele serbest bölge. Bu imkan. Hatırlar mısın? Bunlar çoğusu gelemezdi. Küçük çekmece doktor bilsin getir kızdım. Ya getirme. Çünkü bir kişi gelse orayı blok ediyor. Hatırladınız. Ama şimdi öyle değil. Bak cumartesi de söyledim. Dinleyebilirsin. Ha, lugat sorunuz varsa sormayın. Orada oturun. Seyirci olun. Ama bak ne kadar şey ya. Böyle ya varlığınızı, mülkünüzü hakikatine aktaracaksın işte ya. Ne olacak ki? Ha, gireceğim. Bilgiden ilme neden dönüştüremiyoruz? İkisini konuştuk. Sonra kudret hayat konuşacağız. Acelemiz yok kardeşim hayatta. Çünkü irade, kudret, hayat, ilim şey yapacağız, konuşacağız. Çünkü iradeye giriyoruz yani. Altyapı olsun. Niye bilgiden ilme dönüşemiyoruz? Bunu bildik. Niye dönüşemiyoruz? Bilgisine kanaat ettiği için hallettiğini düşünüyor. Mesela bir nur talebesi. Niye dünyasından çıkmak istemiyor? Niye kendi kendine kanaat ediyor? Cemaatin abisine vesaire. O noktayı nazarlara. Sanki külliyat donuk mudur? Bir pencere mi? At? Sırf benim anladığım gibi midir külliyatı? Bu cinayet olur mu? Benim faaliyet sağma mı has nurculuk? Bu cinayet değil mi? Niye ben? Olur ya. Niye imkan vermiyor? Bak ne yapıyor? Lugatını biliyor. Mevzular nerede geçiyor biliyor. Daha benim ihtiyacım yok diyor. Mesela bir bakıyorsun böyle gayret ediyor. Bir bakıyor heyecanlandırıyor seni de. Bak sana şey veriyor bu kardeş. Hakikaten inşallah olacak. Bir bakıyorsun birkaç sene geçiyor. 5-10 sene geçiyor. Mustenkif böyle. Bir insanda şef niye azalır? İlk nurculukta şef vardı. Şimdi niye azalır ya çünkü eklememiş. mevcut kanaat etmiş, bitirmiş. Sermayeyi yemiş. Cebindeki para bitmiş. Ama o sermaye sermaye etse, aktarsa, ak eklese... O heyecan devam eder. Hayatımıza yeni bir sürüm eklendiği için yazılım ilk dönem şefk olur. Sonra şefk gene var risale Nur'da. Niye şefkim yok peki? Niye şefkim yok? Eklememişim. Ek üzerine bir şey koymamışım. Onun için canlıdır. Eklemiş adam ekliyor. Ben nasıl canlı olmayacağım? Ekliyorsun devamlı. Ya yataktan kalktım vallahi söylüyorum yoksa üç gün tutacağım. Hatırıma gelen ya bu uçacak. Ben bunu kaydetmesem bu irade. Yatarken onu düşündüm. Benim eşim yok, aşım yok, işim yok. Yatım, katım yok. İşim bu ya. İradeyi düşündüm. E yanımda eşim yok ki, kimsem yok ki. İrade geldi. Allah Allah. E yarın yazarım diyor bir tarafım. Lan kalk. Aynı böyle kalk bu da uçacak biliyorsun. Kalktım yataktan Davut Kaydettim iradeyi. Bugün okuyacağım onu. Kaydettim. Size attım ya. Size attıktan sonra yattım ya. Ondan sonra gelen satırlar okuy okuyacağım. O olaydan sonra 23.0 bilmem kaç dedim. Saati de söyledim. Şey... 003 dedim. Yatıyorum. Sevinci mi dedim. Bir hafta sonra bir balık geldi. Ekmek paramız çıktı. Tamam yattım. Ama o kafayla yattın ama geliyor işte. Durmuyor ki kal. Bir baktım acayip şeyler geldi. Sizin dışınızda Kalktım, ışığı yaktım, yazdım. Yani ne demek istiyorum? Eğer gayret edersen Allah'ın ikramı, ihsanı, lutfu devam ediyor. Gayret üzerinedir. Sizin kaderinizi diyor, sizin gayretinize bağladım diyor mealen ayet. Kaderinizi sizi boynunuza taktım. Kaderinizi Gayretinize bağladım diyor. Niye dönüşmüyor? Sevgili kardeşim lütfen hepinizden Allah için rica ediyorum. Külliyatta rüya bahsi nerede geçiyor? Tamam. E, kader nerede geçiyor? Tamam. Ruh nerede geçiyor? Bunu bilmeyle bilmiş olmuyoruz. Bu bilgidir. Lütfen buna kanaat etme. Lugatını biliyorsan, tereşu bildin, temesül bildin, lugatını bildin. Sakın ha. Haliçteyiz daha. Mevcuda kanaat, doğu nimetli aya mevcuda kanat harika cümle. Yani himmetsizlik, himmetin bitti, himmetin çökmesidir. Mevcut var ya, mevcudun insanı taşıması nedir? Bilgi. Bilgi neydi? Aha işte Allah razı olsun, güzelse. Lugatını biliyor. Mevzular nerede geçiyor isade de biliyor. Ben tarikatta şuna bunla meşgul olmuyorum. Ben Nurcuyum. Kendi dünyamda ben öz eleştiri yapıyorum kendime. Nerede geçiyor biliyorum. Lan ondan sonra daha ihtiyaç hissetmiyorum biliyor. Daha benim ihtiyacım yok diyor. Zannediyor ki sadece bilgisini elde ettiğinden her şey bitti. Yoksa her şey bittiği yerden, her şey yeniden başlıyor. Bir daha. Her şey bittiği yerden, her şey yeniden başlıyor. İlimin tarifi de öyle. Bilginin bittiği yerde ilim başlıyor. Her şey bittiği yerde her şey başlıyor insanın içsel aleminde. Bilgiyle işi daha çok zorlaştı. Bilgiyle. Bilmiyordu ya vesvese risalesi. Vesvese risalesi bilmiyordu. <laughs> dedi ki ya bana böyle şeyler geliyordu. Söylüyorduk o halaya, emiciye, dayıya. Kurtuluyordu. Şimdi al vesvese risalesi dedi. He Emre daha beter oldu. Şu anda olmadığı gibi burada. Bilgiyle işi daha çok zorlaştı. Kitap yüklü merkep oldu. Bilgiyle başına musallat etti onları. Çünkü savaştı arılarla böyle böyle arı daha çok saldırdı. Halbuki ilim ile mücadele etmeye değil ilim sahibi mücadele etmez bilgi sahibi mücadele eder. Etmeye değil zıtların karşıtlarının birliğini görecekti. Yani <Sessizlik> celal ile cemal kemal ile ayini kemal ile ayini yani mücadele etmez bilgi de mücadele eder. Mücadele ediyorsak bilgideyiz. Ne yapar? Eğer şeytan hariçte, dahilde lümme, melek dışarıda hariç, dahilde kuva, meleke, malik olduklarımızla içine girdiğimiz her bir duygu bizim malikanemizdir. Malikan ev ya, yat, kat. İçine giriyoruz. Her bir kendime mal olmuş tefekkür veya his, fikir, İçine girmiyor muyuz? Her şey, girdiğin her şey senin malikane. Orada kahve çay içiyorsun, yiyorsun özel hayatın. Bir daha bir. Halbuki ilim ile mücadele etmeye değil, zıttanın karşıtlarının birliğini görecekti. Böylelikle vahdeti mazar olup, yani vahdet neydi? Zıtların birliği. Tevhid nedir? Bu zıtların birliğinin arkasındaki sahibi. Ama Allah'ın birliği. Bir olan Allah diyor. Buna bak buna bak İçi do sanki. Evet gibi oluyor evet. Bak diyor ki böylelikle vahdete mazar olup Tevhide ayna olacaktı Vahdet sistemin birliği Tevhid ise sistemin birliğinin Arkasındaki zatın birliği evet. Sistemsiz bir değil o Allah o İlimde olan ise Bakar ki Vesvese risalesiyle Ben bir adamı tanıyıp Mücadele etmek değil O adamı tanıyorum şeytan onunla bir yere taşınmam gerekiyor. Şeytan beni taşıması lazım. Bendeki celali yazılımlar Adem alemlerine hizmet eder. O Adem'i fark edeceğim ki Adem'inden sıyrılıp vücut bulayım. Adem'i fark etmeden Adem'in vücut... Abi Adem dedim, Adem geldi bak. bak. Hakikaten Adem geldi, tevafuk Adem nasılsın abim? Bak bunu okurken geldiğinde onun için dedim. Adem bak. Adem'i fark edeceğim ki Adem'inden sıyrılıp vücut bulayım. Her şeyin arkasına geçiyor ilim. Her şeyin bütünselliğin içindedir. Her tarafın şey bu bilgi. Mevcudat ilişki ve çelişkilerle doludur. Zaten mevcut odur. Celal, Cemal, Kemal. Yani hak, batıl, doğru, yanlış, karanlık, aydınlık vesaire. Soğuk, sıcak mevcudat zıtlarla doludur. Kuşa, çiçeğe, dereye baktığımızda diyor ki beni yapan kuş mesela. Beni yapan ilimdir diyor. Beni yapan irade, kudret sahibidir. Yapısında farklı 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 olmakla birlikte kuş, çiçek, dere farklı. Dere diyor ki Deniz Mehmet kardeş beni yapan ilimdir. Kuş diyor ki beni yapan ilimdir. Ağaç diyor ki yaprak diyor ki beni yapan ilimdir. Farklı olmakla beraber aynı şeyi söylüyorlar yapısında farklı farklı olmakla yani kuş çiçek olmakla birlikte aynı şeyi söylüyorlar. Muhabbet kuşu çiçekler muhabbet kuşu çiçekler diyor ki beni yapan kör değildir. Muhabbet kuşundaki renk çok çarpıcı ya o kuşlar. Çok acayip. Kuş hayvan hayvan iken ilgi istiyor ve öpüyor biliyor musun şey? Muhabbet papağanı var böyle. Geliyor öpüyor ya onu öpmesi böyle sürtüyor. Ya bu hayvan böyle muhabbet. Hakikaten kainatın sebebi ciddi muhabbet ya. Sevgi başka bir şeymiş ya. Muhabbet kuşu. Mesela birisi bana video gönderdi. Kırtkaya. Edebiyat öğretmeni. Dün akşam. Muhabbeti. Bir dakika mı? Ya geliyor kuş. Biraz şey yapıyor. ne yapıyorsun falan? Geliyor öpüyor. Kuş öpüyor ya. Bak muhabbet kuşu. Ona kuş kadar hayvan kadar olamadık ya. Sevdiklerimize seviyoruz seni. Benim için değerlisin diyemiyoruz. Başta ben. Çiçekler diyor ki beni yapan kör değildir. Göz diyor ki beni yapan kör olmaması lazım. Muhabbet kuşunun rengi diyor ki beni yapan kör değildir. Göz diyor ki beni yapan kör değildir. Yapısında farklı fakat aynı şeyi söylüyorlar. Bu mevcudattaki ilişki bu ilişki. Her birisinin farklı yapıda olması da çelişki. Mesela birisi sert, birisi yumuşak, birisi karanlık, birisi aydınlık gibi ilişki ve iman, küfür. İlişki ve çelişkiye başka bir örnek ise küfür iman, batıl hak, yanlış doğru, karanlık aydınlık, farklı yapıları çelişki. Küfrün imana, batılın hakka, yanlışın doğruya, karanlığın aydınlığa hizmet etmesi yani hak batıla, batılla bilinir. Bak hak batılla bilinir kıymet kazandı bu mevcudattaki ilişki. Bilgi ile zıtları bildi. İlim ile zıtların birliğini bildi. Görüyor musun farkı? Bak bilgi ile zıtları bildi. Ama ilim nedir? E hepsi ayrı ayrı cümle. İlmin içini de dolduruyoruz. Bir tane tanımı yok ya. İlimle zıtların birliğini bildi. Sonra irade ile ise, irade ile, irade ile ise Adem'den sıyrılıp vücut bulur. Muhatabi ilahide makam aldı, irade olmakta olandır. Yani olması devam ediyor, ilim. Mesela bak. İnsan nedir? O insan tarifi var diye 20 tane, 208 şualarda tarifi var insan nedir? Orada bir cümle olursa ne denilir? Olması her an değişiyor mu insan? Her an olması olmakta devam ediyor. Olması devam ediyor. Her an yeni bir şey oluyor insan. Her an bir şende şendedir insan. Allah ya İnsanda böyle oluyor. Olması devam ediyor. İrade nedir? Olmakta olandır. Ama ilim ise olması devam ediyor. Tabii o dediğiniz cümlede biraz o izah şey var. Siz, Zıt mı? E, yo yo ihtiyaç var. İrade ise Adem'den sıyrılıp vücut bu iradeyle. İradeyle. Bu bizim açımızdan mı? Ee, Allah da böyle gösteriyor. Çünkü iki daire diyor. Adem'le vücut iki şeydir. Hani metnin gelişinden bizim içinmiş gibi. Bizi bizi. Bu bizim için. İlimle zıtların birliğini bildim. Ki, <laughs> i̇radeyle Adem'den sıyrılıp vücut bulmak. Evet Allah için değil tabi Adem'de. Bizim bizim için mesela diyelim ki bil kuvveydi. Adem. Benim için Adem. Yani bil kuvve bil fiil olmadım. Ağaç olmadım. Çekirdekte kaldım. Yani olmam gereken bir sürü nihayetsiz meratipler yok mu? Uyandırmadım. Nerede kaldı o? Adem'de kaldı. Gibi olabilir mi? derken e, geleni söyleyeyim. İradeyle Rabbimi belirliyorum. O da evet. Almanya yani bunun tabiriyle çoğalt da çoğal. Rabbin. Abi çoğal. He. Yani, yani Adem'e mesela Allah. Allah'lık hakikatine bakarken. <laughs> Rabb ise veya Rabbul Alemin. Adem. Yani bütünsel olması her şey ihtimali. Muhtemel her şey. Rabbul Alemin. Olabilir. Ama Onların içinde herkesin bir Rabbi var. Yani o irade yapıyor işte. Rabbimi irademle belirliyorum. İrade evet. İrade ediyorum Rabbimi. Belirliyorum diye değil ben. Mesela devam edelim biraz da. Çıkacak tabii. Bir anda iradenin en son şey değil. Okuya okuya ekleye ekleye o kadar şeyler var ki. Ekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Biraz aşağı in, aşağı in daha olmadı. Ha, ha dur. Ee, i̇rade şey insan olması devam ediyor mu? İnsan olması devam ederken olması devam ediyor. Bu ilim. Ol, o, o, olmakta olan yani belirleniş nedir diye dur bir dakika deyince o nihayetsiz ise ol, olmakta olandır. O irade. Ama olması devam ediyor. Her an her an bir şendedir ya insan. Her an Allah böyle tecelli ediyor da insan da buna mazardır. Faalum faalum lima yurid. Her an Allah bir şendedir. Bir hakikati ifade ediyor, tecelli ediyor. Allah an ve an e, vücudu evirip devirip çeviriyor devamlı. Bir şeyindedir. İlimden kudrete, kudretten ilme ha Bu ilimle devam ediyor. İnsanda da öyle. Var olup yok oluyoruz. Ama nedir denince olması devam ederken o anda mesela ben bunu derken bile değiştim. Gittim geldim. Gittim geldim derken giden gelmiyor. Hepsi yeni de yaratılıyor. Ne gidiyorsun ne geliyorsun hep aynı yerde. Hep gibi gözüküyor. Ha. Şimdi ben yok oluyorum deyince gidiyorum gelince aynı ben geliyorum değil. Yeniden yaratılıyor. Halkın cedid bu. Onun için Allah kudret acayip. Sonsuz. Yani giderim gelirim. Gene benim. Hayır. Gidenle gelen aynı değil. Hiç alakası yok. Yeni bir tecelli. Yeni bir şey. Nasıl anlatacaksın kendi alemimi? E şimdi... Bu devam ediyor mu? Ediyor ilim. Ama e, tam da bir konuşacağız da alemi şahadet. Alemi şahadet nedir? Olması olması devam eden insanın olmakta olanı, olmakta olan şu mevcudat, olmakta olan ben, olmakta olan benim bir irade. Olmakta olandır insan. Olmakta olandır insan. Bilgi serbest bölge. İlim dima sistemindeki tasdikteki hakikati yani e, vahye muhatap oldu akıl aklın yedi mertebesinden ve içe, içerik sistemlerinden detaylarından geçti dima şekillendirdi anlamlandırdı farkındalığını arttırdı bu dimağın bütünlüğünün dima'daki tasdikteki hakikatına vahyin bir daha vahyin diman farklı bütün mertebelerini doyurarak, anlamlandırarak farkındalığını arttırdı. Bu diman bütünsel halini, diman yine tasdikteki taayyum ve teşahhus denilen hakikatına ilim denilir. Bu vahi tasdikte bu. İzanda başka, tasavvurda başka, taayyülde başka, itikatta başka. O vahi vicdanda his iken o vahi Hattı iman. Akı akılda tefekkür. Değil mi? İtikatta itikattır. Salabettir yani. Ama ilmin bir daha vahiy muhatap olan kafa yani dimağın yedi mertebesindeki taakkul vahiy muhatap oldu. Aldı vahiyi. Tamam vahiyi aldıktan sonra dimağın bütün mertebelerinden geçirilerek yüksek fırın gibi o yedi mertebesinden vahiyi dolandırarak hepsi hissesini aldı mı Dima aldı. Hepsi ayrı bir ise aldı. Tahayyül vahiden ayrı aldı. Tasavvur ayrı aldı. Tasdik, izan, iltizam, itikat farklı. Vahiden aldı mı? Kendisini doyurdu mu? Ama bir ortak birim yapalım dedik. Ortak bir yerde buluşalım. O bütünselliğin, o bütünselliğin adı itikat ama o bütünselliğin tasdikteki hakikatına ilim denilir. Usta da zaten diyor, ilim denilen tasdik diyor. Tasdik denilen ilim. Bilgi serbest bölgedeyken ilim dima sistemindeki tasdikteki hakikati irade ile vicdana taşındı. Peki o ilim bilgi serbest bölgede, ilim tasdikte. Bunlar sari ifade. Edelim. Vicdana taşınırsa bunlar vicdanda taşınırsa irade kudret ile ruha taşındı. İrade ile vicdana taşınır. O vahiy. Yeni bir tanım. Vahiy dimadaki vahiy vicdana taşını taşınma sistemi irade. O vahiy ruha taşırsa kudret, kudret de taşır. Hayat ise her şeyin varlık düzeyi yani her şeyin var olma malzemesidir. Hayat ise var olan nefsül emir, ilmi vücut olur, madum olur, Adem dahi olsa her şeyin varlık düzeyi yani o Allah taşı, toprağı da, canlıyı da, cansızı da hep hayattan yarattı. Hayat varlık düzeyi. Kudretin en nihayet mertebesi şeyde ruhta ruhta ruh ruh şey yapıyor. Kudret Kudretle ruh sanki Yok tam... yok. Yo, kudret. E, ruh tabi öyle gözüküyor da öyle değil işte. E, ruhu bir kudret olarak şey yapıyor. Ruh kudreti. Kudreti baktığımız zaman ruhla ilişkilendiriyor. Zihayattır. zihurdur, kanunu, emri vücudu harici. Vücudu işte harici vücudu harici zaten kudreti mesela diyelim ki bir şey mahluk olabilmesi için İlmi vücuda kudret taluk etti mahluk olur. Yani kudret burada histe vicdanda his olarak gözüküyor. Kalpte duygu olarak gözüküyor. Konsantre oluyorsun, coşuyoruz ya, ooooh diyorsun. Ama en cami, en son ruhta gözüküyor. Yani mahlukiyet ciheti ruhtan başlıyor. Kudret oradan başlıyor. Ama İran'da niye vicdanda? Ustad Sarih ir vic iradede gösterdi. Şey, vicdanda gösterdi. Topraktan ilk siyah Katran çıktı. Bunun adı petrol ya. Petrol katran çıkar. Öyle milletin zannettiği gibi topraktan mazot çıkmaz, benzin çıkmaz. Katran bir şey çıkar böyle. Katran çıktı. Fabrikada işlendi. En incesine oktan benzin deniliyor. Uçak benzini. Biraz daha inceleşti. Kalın. Araba benzini. Biraz daha kalınlaştı. Mazot. Biraz daha kalınlaştı. Yere serilen asfalt. Yani bu hakikatlar vahiy. Bu sü süreçte buna bu, buna bu, buna bu, buna bu, buna bu fabrikalarda imbiklerden geçtiğini mahkemede söylüyor. Aynen öyle de bilgiden ilme, ilimden iradeye, iradeden kudrete, kudretten hayata. Peki ne oluyor? Konuştuk şimdiye kadar bir saat. mertebe hayat inceleşti. Yani hayatın beş mertebesi vardı ya o genel bir ifadedir. Hayatın bir, şu, orada sıralamamış ama hayatın hayatı imandır diyor. İmanın da sureti mahluktur. Nedir o? Hayatın hayatı iman ise hayatınızı imanla hayatlandırınız. Hayatın içeriği bir mertebesi imandır. Hayat açılıyor. İman iman nedir? Hem nurdur hem kuvvettir. Realitesi var yani güçtür. İmanın sureti var, kanuniyeti var, imanın hakikati var, imanın mahiyeti var. İmanın sureti eylemseldir, mahluktur. 71 işe atacağız da şiira, usara gibi malzemelerle yapılan bir sonuçtan bahsediyor. 23. sözde de iman hem nurdur hem kuvvettir diyor. Eylemsel halinde söylüyor. İnsanda ise farklıdır. Ee, aynı bu şey gibi bilgiyi konuştuk. Neredeyse bir saate yakın bilgi. ilime dönüşmek içindir. İlim iradeye dönüşmek içindir. İrade kudrete gözük dönüşmeyin çünkü gözüken mesela şu ağaç nedir? Abi elmadır. Ha, niye armut demedin? İrade işte. O nasıl bir şeydir kudret? neyle yarattı Cenab-ı Hak hayat. Bu niye elma dedin? Niye bir ağaçtı? Ay bu nedir? Vallahi armuta benziyor ya. Niye armut dedin de şeftali demedin? Demek ki bu belirleniş irade. Kendisi kudret, malzemesi hayat. Sana bu ilimden iradeye geçişte e ilim yaptık, o ilimden kendimizi çıkartmamız irade oluyor gibi değil mi? Böyle o gibi mi? Kendini inşa etmek. Mesela ilim neredeydi abi? Hayal et. tasdik değil mi? İrade, ne, irade nerede? Vicdan. O zaman bu ilmi iradeye taşıyan iradedir. Beni ben yapan. Onun için olmakta olan benim. Kendini inşa etmek Kendi. Ben benim. Tercih yok. İrade. Bu mu şu mu o mu ihtiyar. İrade te kendi tercihini ihtiyarla yapar. Ama esas irade, eylemsiz irade olmakta olan benim, ben benim diyor. Ben Ne yapmak ister? Her şey kemalini bulmak ister. Her şey aslına dönmek ister. Nedir o? Mesela e, usta diyor ki duada e, izdirar lisanıyla bir de ihtiyacı ile bir de fıtratın lisanıyla. Mesela demir dese ki ben kağıt olacağım. O dua kabul olmaz. Çünkü fıtrat lisanıyla böyle dua olmaz. İrade nedir? Eylemsiz irade. Ben ben olmak istiyorum. Her şey kendisi olmak ister. Ben ben olmak istiyorum. Yani mesela iradede, eylemde bakarsan tercih gibi gözüküyor. O zaman iradenin iradesini kaldırmış oluyorsun. Onlara mahkum ediyorsun. Seç bir tanesini. İrade buna mahkum değildir. Bunu ihtiyar da zaten yapıyor. İrade ne yapar? Madumdan, Adem'den de çıkartıyor. Peki asıl irade fıtrata dönüştürürsen Allah Allah olduğunu bildiği gibi insan da insan olduğunu biliyor. İnsanın insan olma hakikati irade. Harici taluk etmiyor. Her şey kendisi olmak ister. Her şey aslına aşıktır. Her şey aslına meyillidir. Her şey ben olmak isterim. Başka olmak istemem der 29 sözde. Buz buzun zararına mayi. Mayi mayi zararına buz olmak iste şey zararına. Bu zarar diyor usta. Buz buz kalmak istiyormuş. Su da su kalmak istiyor. Katı olmak istemiyor. Her şey kendisi olmak istiyor. Bu işte eylemsiz irade. Ben ben olmak istiyorum. Olmakta olanım ben. Aslına rücu etmen. Aslı olmam. Aslıma dönüşmek istiyorum. İrade yani. Peki abi gayb hiç bitmiyor ya. Hep bir geriye gidiyoruz ya. <laughs> ben onun da bir gerisindeyim. Bunlar benim mi? İrade benim mi? Yoksa ben irade miyim? <laughs> Ona gidiyoruz işte sadece. <laughs> Bunları söylettiren de o. Bu ne demek biliyor musun bu sorun? İra, mesela bilgiyi... Vazife, aslı vazifesi nedir? Aldık bilgi. Bu bilgiyle dışarıyı tanımlamak için değil. Bilgiyi bilgiye dönüştürürsek, ki mevzusu kendisi edilirse, bilginin konusu kendisi olursa ilim olur. İradenin mevzusu konusu eğer irade ile irade bilinirse kendine dönüşme süreci başlamış demektir. Ben ben olmaya başlamışım. Bak bilgi mevcuttan geldi malumatlar. O bilginin harice baktırırsam malumatımı arttırırım. Ama bilginin konusu, bilginin mevzusu kendisini kendisine döndürürsek, bilgisini bilgisiyle sorgularsak ilime dönüşürüz. İlmi de ilmin konusu kendisi olursa irade olur. O olurum çünkü dönüşme olur. Olmakta olması devam ediyor ya ilim. İlimdeyken mi dönüşüyorsunuz ilimden sonraki süreçte? Yani su konuşursak sırada sonra ama bunlar oluyor işte olmakta olması devam ediyor mu ben? Şu anda dediğim anda da insan devamı değişken midir? Tırt var olup yok olur var mı? Ha bu ilimdir. Ama ya dur bir konuşalım da dur bir yerde. Ee, olması devam ediyor ilim. Olmakta olan benim. irade. Ben benim. Ben ben olmak isterim. Başka bir şey dönüşmek istemem. Öyle diyor usta. Diyor ki her şey kendisine aslına rücu etmek ister. Her şey aslına aşıktır. Kendisine aşıktır. Onda da Evamir Tekvini'yi ifade ediyorsunuz değil mi? Oradaki... Evet. Evamiri Tekvini'ye oradan zaten oraya gelecek. Evamiri Tekvini'ye. İradeni dışarıya çıkart. Şimdi eylemsiz irade. Ona... Yani, Biliyorsunuz zaten oradan yürüyorsunuz. Oradan yürüyorum tabii. Şu. irade eylemsiz düşün nedir? İrade Evamiri Tekvini'ye'dir. Evamiri Tekvini'ye karpuz gibi yer. İ, me, i̇yiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Emei peki iştiyak, ihtiyaç, incizap, meyil. Kimedir? Harici değil. Kendisi kendisine aşıktır. Hmm. Ke İnsan hiç duydunuz mu? Kendisi kendisine aşık olmuş. Kendisi kendisine aşık olmuş. Du du duydunuz mu? Hmm. Bir daha. Hmm. Aynen öyle de. Bilgiden ilime. Hmm. Ee, sırayla gidiyorum. Ezber değil bu. Serbest bölgeden ilme. İlimden vicdana inmeyecek miyiz? Ee, orada zihinde mekan açılıyor. Kendimizi bulacağız. Kendimizi bulacağız. İradeye. ilimden iradeye. Ee, şimdi ustad dikkat edin her tarafta ruhu işlerken ruh güçtür, güç, kudrettir. Ruhun kudreti diyor. Ruh, ruh kudretinde, hayat suratinde falan diyor. Kudretin şeyi vicdandan kalbe, kudretten hayata böyle mertebe kendimi inşa ediyorum. Şimdi geçelim ötekisine. Ha bak şimdi bir daha bak şimdi iniyorum. nefsil emrin insana taşınması, insandaki iz düşümüne, karşılığına ve karşıtına ve gölgesine ve alametlerine, işaretlerine denir ki felsefede imge, simge, sembol onu da aldım içerisine tanımı. İlim ise konuştuğumuz için çabuk geçiyorum. Bu bilgilerine sahip olmaya yani ona dönüşmeye denir. Olması devam edendir ama olan da olandır. O irade olacak. Bak şuraya bak. Olması devam eden olmakta olandır bildiğini bilmeye denir. Ama burada onu yazmamışsınız o iradeyi. Aslında ilimde ona dönüşmeye... A o dönüşüyor, devam ediyor dedik. Ama irade yazdı. Olmakta o anda olandır. O anda. Andaki olandır. Şimdi iradeye zaten yeni giriş yapıyoruz. Bugün yapıyoruz. Yeni gelenler için söylüyorum. İrade onun için altyapısı sağlam olsun, çeşitli olsun, zengin olsun diye Şimdi kudreti yapayım. Kudret mevzumuz değil ama illeti tamme üçtür. İlim, irade, kudret. İlleti tammenin üçüncü bir ayağı kudrettir. Onu şey yapalım. Kudret nedir? Sendeki vücudu haricisine denir. Olmakta olanın vücudu. Mesela ilmi vücutlara. Çekirdekler ilmi vücuttur. Mahluk denilmez. vücud ilim diyor. vücud ilimleridir. İman-ı mübindir. Kitab-ı Mubin'e nasıl dönüşür? İlleti tame olursa yani ilmi vücuda kudret taluk ederse o mahluk olur, nefsül emir olur, mahluk olur, mevcut olur. Onu kudret taluk ederse kudret dersini ayrı dinleyeceğiz. Bu katanım yeter. Hayat, hayatın izahlar var mıydı? O kadar da gitmedik değil mi? İla, i̇lim ve irade yaptık. Tamam. Hayat ise hayatın bu çok önemli çünkü çok uğraşmışız bundan. Hayatın içerikleri, hayat bir şey değildir. Çok acayip bir şey bulmuştum. geçen işte birkaç ay önce ifade etmeye çalıştım külliyatta. çok hoş yani ölüm korkusu olanlara. Şimdi mevt bir esmadır. Mevt. Fakat subutu sıfat değil. Zatı sıfat zaten hiç değil. Subutu sıfatta ilim, irade, sen basar, hayat var. Ha mümit esması var. Mühi esması var. Mevt esması var ama meft sıfatı yok. O zaman hayat mefte aşkındır. Kapsar. Onu kapsar. O zaman meft nerededir? Hayatın içeriğindedir. Zaten hayat. Hayatın dışında bir şey yok. Hayatın içerisindeki meft nedir? Niye ölüyoruz? Hayatın nihayetsiz mertebesini anlamlandırmak için meftler var. Meft, meft için değildir. Meft, hayatın nihayetsiz mertebesini anlamlandırmak için. Nihayetsiz mertebesini farkındalığımızla ortaya çıkarmak için yani hayatın içerisini mertebelendirmek, dönüştürme ona dönüşmek için var. Mevt hayatın içindedir. Hayat mefti aşkındır, mefti kapsar. Onu onu aşkındır, onu kapsar, onu içine alır. Mevt hayatın dışında farklı bir şey değildir. Hayatın içeriğindedir. Mahluk olan her şey hayatla yaratılmıştır. O zaman hayatın de cehran ediyor. ilim irade, kudret, mevt şey. Hayat aşkındır. Hayat amdır. Onun için ismazamdır. Hayat esastır. Ayet-i Kübra'dan söyledim. Hayatın içerik mertebelerinin sende ortaya çıkıp aktif olmasına elem alâli. Peki bunu ne dedim? En büyük psikoloji sorun var ya insanlığın. Kabir sorunu. Ölüm sorunu çözülmedikçe insanlara psikolojik olarak rahat yoktur. Kabir izah edilmesi lazım. Kabir nasıl izah edilir ölüm? Hayat dersleri çok okunarak hayatın mefte aşkın olduğunu, kapsayıcı olduğunu, genel ve umumi kül ve külli olduğunu, mevt ise cüzü ve cüz olduğunu bilinirse. Peki ne anlam taşıyor meft? Hayatın içerisinde meft hayatın nihayetsiz me ...hakikat meratiplerinin... ...alemimizde açığa çıkmasına... ...nisbi ve itibari... ...vahidi kıyası vazifesini yapıyor. Bunu yazabiliriz. Evet. Mevh hayatın nihayetsiz... ...hakikat meratiplerinin... ...insandaki... ...nisbi, itibari... ...vahidi kıyas ile... ...farkındalığımızı artırmak... ...için vardır. Mevh. Şimdi devam edeyim şuraya. Abi Bir tane şey... Istiyorum. Tabii tabii gel. Bu arada o çizerken biz konuşalım. Okuyorum. O zaman irade seçme olmaksızın bildiğini bilmesi kendisi kendisi olduğunu bilmesi irade eylemsiz halidir ki ben benim. Ben ben olmak istiyorum. Eylemsiz irade bu. Ki ilim bildiklerimizden olduklarımız ilimle bildiklerimizle dönüştüğümüz olduklarımız bize mal olanlara denirken bildiklerimi bilmekle iradem kendine döndürülerek irade kendini kendi üzerine döner kendisinin kendisine has özgü olduğunu bilir. Orası biraz şey ya Hasan abi. Ben de anlayamadım. Ben de anlayamadım. <laughs> ben de anlayamadım. güzel ama. Ben anlatayım mı onu abi biraz? Yok dur. Dur. O i̇radeye o ilimden o irade kısmı biraz bir şey daha. Rötün biraz da şey. Öyle. Şimdi söyle abi. Anlatalım. Anlat, anlat. Şimdi abi. Bakın az önce demiştiniz ya, orada tükenmez kalem var, kurşun kalem var, milyonlarca çeşit kalem min var olduğunu, bütün kalemleri ayrı ayrı görmek ilim bütün kalemlerin tek kalem olduğu, benim ben olduğum o bütünlük irade. O yüzden tercih yok abi. anlatabiliyor muyum abi? Yani her şeyi kendisinde doğru söylüyor. Yani şöyle ama biraz da muamma oldu yani. iza izah gerekiyor. Şu, her şeyin aslı çekirdeği insan ya. Ha, bu aslımız. Aslı fıtrat bu. Şimdi ben ona daha varmış mıyım? Yok. Ben insan fıtratı cibili itibariyle ben ben olmak isterim. Ben ben olmak isterim. Ama ben olmam o, o süreçte devam ediyor muyum? Olmam devam ediyor. Olmakta olmam devam ediyor. Ama ol, olmakta olan şu anda benim. İnsan aslına aşıktır. Aslına rücu eder. Her şey aslına döner diyor Cenab-ı Hak ayette. Şimdi burada bir yavaş yavaş gideyim. Biz olması, olması olmaktaki ol, olmaklıklar devam ediyor. 20 insan tarifini söylemeye çalışıyorum. Nereden bunu çıkarttı de, de, soranlar olursa. Şualar 208. İnsanın 20 çeşit tarifi, tarifi var. Oradan bir çıkarttım bir cümledir. Olmaz Olmakta olması devam edendir. Şu an neyim? Olmakta olanım. İlim bildiklerimden, bilgi var ya bilgi, bilgilerimi, olduklarımız. Yani ona dönüştüm. Dönüşürsem zıtlarla savaşmıyorum. Bize mal olanlara denir. Ona bilgi değil, artık dönüştüm. Ona derken o kim? O, o elde ettiklerime. Kendim, ben, ben bana dönüştük derim. Hmm. Tamam. E, bildiklerimi, bildiklerimi, yani ona dönüştüm ama Orada da bir şey var. Ona dönüşünce yeni bir benlik çıktı. Farklı oldum. Ha, bildiklerimi bilmem lazım. İnsan bildiklerini bilmesi gerekmiyor mu? Ne Sen hayvan hayvan olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Kafa hayvan hayvan olduğunu bilse şey kafayı yer. Bildiğini bilirse yani bildiğini bilmekle irad yani böyle bir ihtiyaç hissediyorum ya. Bildiğimi bilmem istiyorum. Ben ben miyim? Ben ben olmak istiyorum. Bu tu tanımlar, bu istekler İradenin tercümanları. Bildiğini bilmek insanı aslına mı götürüyor? Aslına götürüyor. Aslına aşık ediyor. Ben mesela bir şeyler bildim böyle keyif aldım öyle. Oh huzur aldım. Huzur, haz, neşe, saadet. Keyif almıyor muyuz bu derste? Bu ne demektir biliyor musun? Bildiğini bilmenin şu andaki andaki. E peki ne diyoruz? Burada mı karar kıldık? Tamam ben hayatta bundan başka bir şey istemiyorum diyor musun? Yok. Ha, bu nedir? Benim bir kuvve istidadım, ben, ben olanlar ortaya çıktıkça keyif alıyorum. Niye keyif alıyorum? Ben bana dönüşüyorum. Ben hariçten sıyrılıyorum. Ben, ben oldukça insan aslına rücu ettikçe onda lezzet vardır. Cinsellik de budur zaten. Aslına seni götürüyor. Aslı alemlere taşıyor seni. Aslına yürüme gayreti olabilir mi? Gayreti dedi artık. Doldur da doldur işte. Artık artık, evet, çok çok şey. e, abi geleceğim bitireyim çünkü. Bildiklerim bilmekle iradem kendine döndürülmüş olur. Bildiğimi biliyorum. Yani bilgileri bilirsem ilim, ilmim de sahip olduğumu da bilmek ona dönüşmeyi de ilimde de ona dönüşürsün demiştim. E ilimde dönüşmek vardır ama irade öyle değil. Bu dönüştüğünü dönüştürmenin kaşeyinde durmuyor. O dönüşüm devam ediyor. İrade kendini kendine, irade kendine mi veya kendini, üzerine döner. Yani irade, irade edersek iradeyi. İradeyi kendisini kendisine konu ve mevzu edersek. İrade nedir irademize soruyoruz. Kendisi kendisine konu ederse. Nasıl ki insan, insan kendisini konu eder. Kendisini kendisine konu eder. Kendisine kendisine mevzu eder. Kendisini kendisine dert edinir. İrade de kendisini kendisine irade ediyor. Ben neyim hakikaten ya? İradesini irade ediyor. İrademi merak ediyorum irade. Eğer kendisinin üzerine dönerse ne olur? Kendisinin kendisine has ve özgü olduğunu şey yapar. Ne yaparsa işte. Ben bana hasım. Nasıl oluyor ya? Ben, ben, ben benim, ben bana hasım iradeyi iradeye konu mevzu edersen, kendisini kendisine döndürürsen der ki ben bana hasım. Yani yani biraz da götürelim. Herkes kendi menşe pergelini koyarsan her şey benim merkezimde dönüyor. Arş benim, küs benim, cennet benim, cehennem benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim böyle demeye yani o oh, hakikat Muhammediye'nin cilvesinin kon yani zirven bu makam tabi hakikat Muhammedi'nin cilve cemal nakış sanatına mazal olur ki bütün kainat hani usta da şöyle diyor bütün kainat benimdir deme hakkı var ve güneş benimdir kimse olmasa da benim için güneş lazım kimse olmasa da benim için yağmur yağdırması lazım yani insan asıldır insan asıldır diğerleri onların şeyidir hayatın neleridir diyor 5. vemizde Ecza ve ifratlarıdır diyor tamam mı? Ben merkezlidir diyor ben merkez. Herkes böyle diyebilir. Ama haddinde kalmak, hududunu bilmek şartıyla Nur-u Muhammediye insan değildir. Nuru u Muhammediye cihetiyle pergelini nuru u Muhammediye'ye koyarsan Nur-u Muhammediye'de nasıl ki fena fi şeyh, fena fi resul Resul'a makam, resul'a böyle deyince fena olur. Artık peygamber gibi hisseder kendisini. Fena fillah da var böyle. Artık şey, gelen Hazretleri dedi da şanım ne kadar yücedir. şanımı tenzih ve tesbih ederim demiş. Nasıl olur ya siki tasdik gaybede. Bu makamda olmayan bir şey yapamaz ama sonra tahsiye diyor. Yani kendisine has ve özgü olduğunu Nuru de görüyor kendisini. Aslı, aslında ben her şey benim merkezine cerran ediyor kendisi kendisine has ve özgü. Nur-u Muhammedi de aslını Cenab-ı Hakk'ın Nur-u Muhammedi de iradenin tayyum ve teşahhusüne giriyor. O iradesiyle irade ilahiyenin içine giriyor. Evet bir şey kalmıyor. İrade ile irade ilahiye giriyor. İrade ediyor artık. Ustad da diyor ki alem İslam'ın diyor. İslam'ı istiyorum irade edemiyorum. İrademle irade edilmiş diyorum. Evet, İrademle irade edilmiş edilmiş halimle edilmemiş mi muhatap olmak istiyorum. İrademle irade edilmişliğim muhatap olmak istiyorum. O Nuru Muhammedi de orada o e, orada oluyor. Şimdi seni dinliyorum. Ama bizden olmayan bunu anlayamaz. Evet anlayamaz çünkü lezzetli olmasının sebebi biraz önce mantıksa ve garip garipsediğimiz nedir? İnsan kendisine aşıktır. kendisini aşı kendisini tanımladıkça, tanıdıkça, farkına attıkça, ben ben oldukça, ben bana has özgü oldukça insan kendisi kendisinden lezzet alır. Düşün bak kendisi kendisinden lezzet alır. Kendisi kendisinde seyahat eder. Kendisi kendisiyle memnun olur. Ben benle memnun olursam Allah da otomatik olmuş oluyor zaten. Ha, seni şey yapayım. Evet abim. Allah. <laughs> seni dinliyorum abi. Evet, Aslında şu, kadar yukarı çıktık. Şu <laughs> şey, <daha gülüyor> Külli irade. Yani şu vicdandaki i̇rade yani şu irade vicdandaki irade diyelim. Heh. Bu da ihtiyar. <laughs> Tamam. Yani ilimden kudrete geçişte irade hakikat boyutunda vicdanda gerçekleşiyor. Çok güzel, çok güzel. O güzel. Ha orayı anladık. Bu. Bundan sonra suret kudrette vücudu harici gördük. Gördük. Bizim suret sureten olan. Tamam. Sonra bunu bizim mahiyete taşımamız lazım. Tamam. Bu da ruh seviyesinde bunu bu bugün de yapıyoruz. İlimde de kanuniyet var sürekli. Zaten bu kanun burada gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor. Evet. Ama bu cereyan eden sistem de külli bir iradenin içinde. İradenin dışında değil. İrade sürekli var. Ee, doğru. Doğru. şöyle yazarsak aslında külli irade. Bu onu onun içinde cereyan ediyor. Evet. Külli bir iradenin içinde cereyan ediyor. Bu bana ait olan vicdandaki irade. Bu da ben suretin mahiyete, hakikate taşınma. Ee, bu sürekli bir döngü. Devamlı evet. Bu sürekli bir döngü böyle bu şekilde oluyor. Arabanın şeyi gibi mesela arabayı çalıştırırken aküden alırsınız. Aküden cerrahan biter. Sonra araba çalıştıktan sonra e, dinamo Dinamo'yla aküyü şarj edersiniz. Bu onu yani. Diyor ki, Mehmet kardeşin dediği şu. Külli iradenin içinde cehran ediyor. Onun dışında zaten bir şey yok. Diyor ki, ilimde bilgi, ilim oldu. İlimden ben ben olacağım. Kudrete geçeceksin. Ama irade et. Yani ilim kafada, irade vicdanda ruha geçecek. Kudret, kudret ruhu, ruh kudret şey sistemi orada galip. Vicdanda irade galip. Dimada ilim galip. Kafada ilim galip. ilim zemin. Vicdanda irade, ruhta kudret. Kudret çünkü üç tane şeydir kudret nedir? Kuvve-i Şevye, kuvve Gadabiye, kuvve Akliye'nin Hasatları nedir? Adalet, Adalet, kuvvet. Peki nedir? Adalet. İşte bunlar aktifliği yani. Şimdi diyor ki, ilimden kudrete, zaten kitab-ı ya, bu irade sistemi üzerine geçiyor. Yani doğru, kafadakilerin ruha ve kalbe taşınması için vicdan yolunu kullandı. Doğru. Sonra motoru ters dönüşüyor şimdi. Aküyü şarj edeceğiz. Ruh kemal buldu. Gene alıcılığımız artıralım, ili, ilmimiz artıralım. Kapasitemizi ki biraz da fazla alalım, derslere gidelim. Cuma dersi dersine kanaat etmeyelim, pazara da gidelim deyince ihtiyarla buraya geliyoruz. Diyor. Namus mu yazacaksın? Şunların cinsinden yazalım. <laughs> burası dima, burası da beden. Veya beden. ceset. Beden de beden, be. ceset beden. Ha, tamam beden, ceset. Yani bu dörtlü daha iyi olur. Tamam. Böyle diyor. Valla güzel bir şey. Devam edeyim. Bir son bir soru abi. Ha, sor. Araya kadar sormayacağım. Şimdi bir sıfat var. İrade sıfattır. Ha. esma var. Sıfatların üzerinde kendini gösterir. Bir de her esmanın kendi sıfatları vardır. Var. Esmanın kendi sıfatlarında irade var mıdır? O ihtiyar mıdır abi? Çok antika. Şimdi ben çok eskiden beri baya e, baya zorlanmıştım abiler. Hem de siz de zorlanırsınız diye. E, elinize geçer. Geçer diyeyim. Ama Rabbani Hazretleri'nin mektubat mektubatı Rabbaniyesini ben hakikaten ben çok anlattım. Çünkü çok sıkıntı çektim. Ya bu zat böyle nasıl der? Tercümede bu sıkıntı oluyor. Dedi ki e, sıfatlar diyor esmadan çıktı diyor. Allah Allah. Sıfatlar esmadan çıkar mı? Aslında esmalar sıfattan çıkar. Esmalar değil mi? Esma çık yukarıya. He doktor? Sıfat. Şunat ustadın. Allah Allah nasıl olur? Ha meğer esmaların içerisindeki esmaların taayyün teşahusu var ya. Cilve cemal nakış sanatı. Bu esmaların sıfatlarıdır. Yani esmaların içerikleri, meratiplerine sıfattı. Esmen bizim sıfatımız diyor ya, bu adamın ne sıfatı var ya? Ne özelliği var yani burada? Dershanedeki sıfatı nedir? Fabrikadaki, doktorluktaki sıfatı nedir? Sen doktorsun genel, hastanede doktor hastanede çalışıyor kim? Doktor. Tamam ne yapıyor? Ortopediciymiş. Ha sıfatı. Doktorun içerik. Meğer biz kategori olarak ee, o tercüm şey yapmış ama esma sıfattan çıkıyor. Aynı doğru. Ama esmanın sıfat. O sıfatlar esmadan çıkıyor demek ki esmanın sıfatları. Hastanede, kanunu de çalışıyor bu doktor ama neci? Bu ortopedici. İçerisinin içerisi. içerisinin içerisi. Bunda zorlanırsınız diye bu hemen şey yapıyorum. Şimdi esmalar sıfatlardan çıkıyor. Esmanın içerisinde de esmanın sıfatları yok mu? Var. Mesela irade sıfatı esmada murittir. Ha, o muridin içerisinde o murid esmanın içerisinde sıfat yok mu? İşte ona biz mazarız. Biz esmadan da sıyrılıp e, subutu sıfattaki e, e, Cenab-ı Hakk'ın iradesine şey yapıyoruz. Allah rahmet etsin. Değerli hoca dedi ki Rüştü abinin şey, ustadın iki defa elini öpmüş. Ne yaparsak yapalım Hasan kardeş dedi cebir, cebir var diyor. Yaratılanla yaratan nasıl bir eşit olur? Bir boş sayfa açar mısın bana ondan sonra? Ee, yani bir de kader tamam mı? O yaratıldı iradem ben yaratılan irade. O yaratan irade. Yaratılan irade ile yaratan irade nasıl şey olur ki mutlak kır olur, cebir olmasın, kokmasın. Ama hususu konuşuyoruz dedi. Kimse yok bak dedi. Eve onun için çağırdı. Dedim ki hocam doğru. Nereye kazarsan kaz. Hani var ya cebir kokuyor. Hmm. Abi doktor şey var. Me, nur-u Muhammedi Cenab-ı Hakk'ın şuunatı, zatı, mayeti zatiyesi hariç şunat-ı zatesi, sıfat-ı zatesi, sıfat-ı subutesi ve sıfat-ı subuti ve esmaların tayin ve teşahhus ettiği bütünsel bir haritadır. Tamam. Nur-u Muhammedi. Orada Cenab-ı Hakk'ın iradesi, ilmi, kudreti, her şeyi, hayatı tayin ve teşahhus etmiş. Öyle bir şekilde kuru bir odun parçası düşünme. Ama anlamak için çekirdek deniliyor. Dostlar da çekirdek diyor. Ha, o çekirdek canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır, hayattadır iradelidir, mürittir. İlim, alim her şeydir. Tamam mı? Hayattır, haydır, muhidir. Ha, oradaki nuru Muhammedi de biz yok muyduk? Vardık. Oradaki nuru Muhammedi içi herkes ben merkezli diyebilir kainat. Pergel oraya koyduğumuz zaman oradaki ilim, oradaki irade, oradaki kudret, oradaki her esmalar aslında bütün ben değil miyim? Orada insan yok ki. Ne beşer var, ne insan var. Ha? Orada ne yani? Mahluk yok ki. Vücut rengini verme. O statü ki. Vücut rengini verme. Ha. Oradaki irade, irade ilahiyenin taayyü ve teşahhus etmiş hali olduğu için mutlak hür oluyoruz. Oradan kaynaklanıyor. Çiz, çizersek... Cemil orada kalkıyor. Yok O şey. yok. O zaman bendeki irade o nur-u Muhammedi'deki eee irade ilahiyenin taayyü ve teşahhusunun bendeki iz düşümü veya e, e, ruh yazılımdaki hakikati maiyeti. Alkullan diyor ya. Alkullan işte. Al işte. Cebeden cebeden i̇şte mucize ve keramet o. bu oluyor. Oraya giren mucize ve keramet yapabiliyor. Çünkü direkt Allah'ın kudretini al kullan diyor. Allah diyor ki madem al alacağım seni. Madem buraya kadar geldin ilim irade, Allah diyor ki adetin var. Gel içeriye daha abone yap yol yap. Al. Daha kaldır. Elinde parmanda su aksın. Gel, bu, bu, geldi, gelsin. gelsin ne yaparsan yap. işte burada. Ağaca gelmesine irade toprağa at kudret. Kudreti kullandı peygamber. Bir avuç toprak attı. Herkesin yüzüne gitti. Ağaca dedi ki irade ettim. Atmıyor. Çağır geliyor. Yani o Nur-u Muhammedi'deki bütün Allah'ın esma ve sıfatlarının bütün bütünselliğine girince iradesi iradem oldu, kudreti kudretim oldu. Onun için yürüyen ayağı oldu, gören gözü oldu. Ben hastaydım, niye beni ziyaret etmedin? Açtım beni, niye doyurmadın?" dedi ya Musa. "Ya Rabbi sen tövbe yani yani fena fillah öyle oluyor işte. Fena fillah oraya gittin, orada kalırsan fena fillah oluyorsun, hakıs olursun." İmam-ı dedi. Bekabillah dönebiliyorsan işte irademle iradesine talibim." kudretimle kudretine, ilmimle ilmine, varlığımla varlığına. Tamam e şimdi vücuduna nasıl şey? Ademimle vücuduna talip oluyorsun. Ama mutlaka geri ver diyor abi. Kullanama mutlaka da geri ver. <laughs> geri de vermiyorsun. o, o ötekiler bunu sade etmiyor. Çok tuhaf oluyor ya. Yani. yani oraya girdiğinizde cebredenle cebredilen diye bir şey... Orada işte zaten İnsan aslına muştak orasıdır işte. Yani orada abiler gene onun tayin ve teşahhüsü ne oluyor da o nuru Muhammed'i mesela imkan ve vücub ortasına girmek insan miracı diyor ki ustat diyor ki o cismen yani bedenen ve ruhen gitti. Biz kalbe varın. Ne demek miraç bu mümkün? E gidiyorsun ruhen. Hiç sen gidiyorsun. Gidince ne oluyor yani? Bir eylemsel bir tezahür olmuyor mu? O kapı açık bıraktı diyor. Şimdi sen nasıl kapatıyorsun ya? Gürülmez diyorsun. Laustad açık bıraktı diyor. O var ya o yol açık. Ne kapatıyor? Ha kapalı mı? Evet kapalıdır. Bir tanesi dedi ki abi dedi cenaze evinde. E, Bu dedi şefaatı dedi. Cenaze evinde oluyor bizim pazarlar. E, ondan sonra dedi ki çarendeydim de Ver. Dedi ki hocam ben de git. Of oh be dediler. Yani geldi bir tanesi. orada diyor şefaat yok falan. Ölü de önlerinde yatıyor. Herkes kendisiyle gitti falan. Ya dedi hocam dedi orada patavat ya bu denil denilmez mi? Hocam İrfan dedi ki bu bu bu, bu hoca dedi dedi ilahiyatta dedi. Nerede hangi ilahiyatta? Trabzon'da mı? Şefaat yoktur diyor dedi. Ne diyorsun hocam dedi? E, doğru söylüyor dedim. Onlar da şaşırdı. O da rahatladı şefaati istemeye şefaat yoktur der. Siz istiyorsan size vardır buna yoktur. Buna şey Ya ne diyor olur mu hocam dedi böyle bir şey dedi. Tamam sen yok dedin yok tabi sana yok olacaktır. En Zeynep sen yok ettiğin Oraya girilmez niye bunu söylüyorum? Oraya girilmez gidilmez. Tamam girilmez kardeşim sana demedik ki. Girmek isteyenler için vardır. Aç olanlar için fırında ekmek vardır. Tok olanlar için benim ilgimi bile çekmiyor. Yani o insanı zannediyor ki esma ve sıfatın yumağı, bir ilahi oluşu, en iyi emanet alan sırrı insaniden haberimiz yok ki. Ne olur şu klişeleşmelerden klişeleşmiş zanlarımızdan, en büyük zan, en büyük zan Allah hakkında zandır. Ulaşılamaz, bilinemez, kavranamaz, konuş. Ya Cenab-ı Peygamber kelamına ve rüyetine mazan oldu ya. Ya bu ne demek? Ne bileyim ne demek? Ama olmuş yani. Yani beşeriyetten çıkmamış mı? Çıktı. Nereden anlıyoruz? Kürse kadar beşeriyettir. Kürse geldi beşer. Çıktın, insansın artık. Cennete beşer değil insan gireceğiz. Girdik şeye kadar, ta aşağı kadar şey, insanlığımız devam ediyor. İnsanlıktan çıktık kabuk alıp Ne olduk? E, ene hakikatınla, Sonra ama gene benim. Yani üniversite diploması var diye ilkokul diplomam yok olmamış ki. Peki en iyi diyor birisi aldı diyor. Kim aldı arkadaş ya? Kim Bu kim ya? aldı da kaçtı gitti? Oldu. Kim kim aldı? Bir Alınca bir olacak. ne olacak? Başka bir şeyler daha almış. Evet. Sonra, Sonra <laughs> o, sır insanı işte almış. Peki sır insanda ne oluyor ya enini dışında? Kardeşim oraya nur, emanet, anahtarla gidince ben de vardım. Gidince orada Allah'lık e, sıfatları, <laughs> ilim, irade, sen, basarları Taayyum ve teşahhus ediyor. Sayfa 9 şu Ya kim bunu söyleyebilir, hissedebilir? Usta da diyor. Ya kena bu da ya kenesteyin diye bilen de bu sıfatlara mazarlı olur. Sonra geldik. Ha, bir tanesi söyleyeyim. Ben hikayemi anlatıyorum. Yanlış gelmişler. Haca gideceklerdi. Muhiddin Arabi kafileyle gelmiş. Gitmiş daha dayanmışlar bir doktor gece. Onu yazıyor. Fussus hikmeninde veya lubu Lubu'da yazıyor. Demiş efendim ya nasıl yapmışlar daha gelmiş. Ne yapalım yani geri dönse kacı kaçıracaklar. Bismillah ya Feta demiş parmağıyla böyle yapmış. Yol açılmış. O yollarla duruyormuş. Gidiyor. Da geçmiş. Ya bu keramet. Gitmiş. Aa yazıyor fususundan diyor ki. Lübü lübü. gitmiş. Selam vermiş. Bak şimdi. Bak niçin gittiğine cevap veriyor bak. Niçin? Niçin gittiğine. Kabe'ye selam vermiş. Ve aleyküm selam ya Muhittin demiş. Kabe'nin müm mümessili melaikesi. Hoş geldin demiş. Kabe ile konuşması var. Kabe. Ondan sonra soru soruyor. Kabe cevap veriyor. <laughs> La kardeşim. Biz biz surette kaldık ya. Her şey olduğu gibi zannediyoruz. Ya onun onu meydana getiren esma yok mu? Esma cansız mıdır? Esma onu meydana getiren sıfat şuursuz mudur aşağı? Ya bu böyle gözüktüğü gibi değil ki. Kabe, Kabe ile konuşuyor ya. Lubulubunda Kabe konuşuyor, selam veriyor. Ya Muhittin diyor falan. Ondan sonra bilmem. Ya. ya cadde şeyden giderken tarlada otlar dile geliyor. Diyor ki ya Muhittin ben bu işe yararım diyor. Otların dili böyle olmuş. bu diyorlar ki yandakilerine. Bak diyor onlar demiyor. Bak bu çiçek diyor bu ot bu işe yarar yazın diyor. bu çiçekler söylüyor. Ben bu işe yararım bu hastalığa yararım bunu şey Böyle çıkmış yani. Yani gelecekte çıkacak bu. Sonradan çıkınca aa Kur'an'da veya büyük zatlar demişti. Niye demediniz zındıklar demesin diyecek yani gelecekte kuşların ve bitkilerin dili çözülecek. Ondan sonra geçici bir hayat rengi verilecek diyor usta. Ondan sonra kokunaklı olacak dediğimiz ta 20 sene önce. Niye Yakup Aleyhisselam Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. Kokunaklı yapılacak. Koku kişilik ve kimlik olduğunu koku dersin var 3-5 tane hatırlarsınız. Biraz da gidelim. Yıkanınca gençleşmek mucizesi hakikatte mi olacak surette mi? Bir daha alacaksın. Ne dedin? Bir daha. Eyüp Aleyhisselam'ın gençleşme mucizesi hakikatte olacak, surette mi? Aynen olacak. Her suretsiz hakikat dünyada yoktur. Dünyada olmuş mu? Bir benzeri olacaktır. E, Yıkanacağız. De, de, de. Peki şu anda yıkanmıyor muyuz? Ama bu... Suret, şey, kanuniyet. Ben... Sureti de olacak. Yani mesela organ nakilleri, nakilleri onlardan bir tanesidir mesela. Organ bitmiş böbrek, sana böbrek takıyorlar. Yani... E şimdi deriyi değiştiriyorlar. Öyle bir şey gelecek ki kalbi de komple değiştirecek. Mesela eyüp aleyhisselam bir şeyi küçürmüş bir organ. Ay. Atıyorsun, yeni bir organ takıyorsun. Tatlaflı var abi şu an. E bak. Vay be. Başladı. Dok şey İrfan. Abi bu mevcuddeki yani esma var ya. Bu vücut dairesindeki esma'dan tam olarak farklılığı nedir yani? Ha harika. Orada da sonra biz mevcud'a mahluk demiyoruz. Haşa. Ama ee, vacip de demiyoruz. ha, değemiyorsun zaten. Bilmiyor. Usta, ustadın şeyini nakledeceğim. Onu da sen biliyorsun. İmkan ve vücub. Meculu zaten bir seydik. Bilmiş olacaktık. Yani, e, Bilmeden varacağız herhalde. Yani hmm. mecul yani gazali de demiş ya barlaya koymuş. O cihette meculdur cale. Yani belirlenmemiş ama var. Taftezane, ha teftezane. Ya, yanlış söylemek. Taftezane demiş. Yani heyecanlanıyorum vallahi ya. Bu meçhul şey denince sır insanı insanın keyfi artıyor yani. Allah'ın bize verdiği değere bak ya. Bak düşünebiliyor musun? kima ha? İrfan. Ben sana desem ki sevgili canım kardeşim. Sen benim için çok değerlisin. Sen benim için şöylesin öylesin. İnsan şey, sultanımsın falan. İnsan keyif alıyor değil mi? Hoş oluyor. Kim de dediğine bakılır. Öyle şaka, öyle basit adam demez. Ağzı çorba olan devir. Ama bu Allah diyor. Allah diyor ki halifelik sırrı şartıcılar. İnsan benim sırrımdır. Ben onda bir sırrım var ki evet. eylemsel hali. Onun günahını nazara almıyorum. Ya insan benim sırrımdır. Ben de insana diyor. İnsan bunu kim diyor bana? Cenab-ı Hak diyor ki bana her şeyin sahibi. Sen benim sırrımsın. Anlamadım ya Rabbi. Ben sana nasıl sırsam, sen de bana öylesin. Mehmet abi ne sorduğunu diye sordu da abi. Bu imkan ve vücub ortasıyla vücudun münasebetini sordu mu? Hasan abi bilgiler. Sana Hasan siz bir şey çizeceğim dediniz. Esma dediniz de. Esma. De, esma, de. Esma, de. esma olarak evet, evet, bir şey, şey çizeceğim dediniz de, abi tahtaya. Tahtaya, beyaz tahtaya açtık. <laughs> He. Ha. Ha. Şey Onu Hasan'a kal yapacak. <laughs> Şimdi herhalde bu mu? Tahminim ama o gitti de. Gitti. <laughs> Şöyle bir şey bak. Onur Muhammedi'deki şeyi anlatacak. <laughs> ha ha ha. Galiba bu. Direkt açabiliriz Yok yok. Yo. Böyle onu düşünüyorum ben çiziyorum ama. Öyle işte. Bak. Hasan abi Adem'i sırf bu işte. Adem'i sırf bu bu bence. Sırrı insani Adem'i sırf. Mesela abiler bu atıl bu nedir biliyor musunuz? Bazılarınız garipseyebiliyor, hissedebiliyorum biraz. Yani garip garip şeyler de konuşuluyor. Olmayacak şeyler de konuşuluyor. Olacak şeyler de konuşuyor. Vacip konuşuluyor. Mahluk konuşuluyor. Birbirine acayip harmanlanıyor. Bir tuhaf şeyler oluyor burada. Burası atölye kardeşim. Burası <laughs> mutfak. E, ee, mutvak demek kur fasulye getir. Fasulye getir. Yağ getir. Soğanı getir. Yemek yapılan yer. İyi, her zaman iyi yemek çıkmaz. Ve atölye. Demir girer. Şekil alır. Kardeşim, burası her şeyin konuşulup anlamlandırılıp mutala ve muzakere yapıldı. Hep doğru konuşulmaz. Laz yanlışlar da çok lazım. Küfür de lazım olduğu gibi. Küfür o kadar lazım ki. Ne demek iman kadar? Al ne diyorsun ya? Evet, küfür imana hizmet eder. Küfür kaldırırsanız iman yoktur. Küfür kadar lazım. Adam bize lazım ama rahmet okumada şeytan. Adamı dedim ki şeytan. Yani şeytan lazım. Şirk olmasaydı biz nereden bilecektik? iradesiyle ben Allah'ı inkar edebileceğim. Ya çok acayip bir şey ya. Ha. Onun için bu atölyedir abiler. Yani e, bu genel konuşuyor ama hüküm değildir. Bununla yapılanmaya çalışıyoruz. Fark etmeye çalışıyoruz. Kalıplardan olursak terak edemeyiz. Kalıpların içerisinde genişlenir kalıp. Kalıp genişlenir. Kablın dışına. yani gene külliyatın içindeyiz. Bana neler gibi? çalışıyoruz yani. Yataktan kalkıp yazıyorsun. Buna çalışıyor. Yani demeyin ki bunlar nasıl konuşuluyor kardeşim? Bunlar adamlar konuşmuş. Alam, Muhyiddin Arabi tefsirinde dedim ya Musa'dan kasıt ruhtur. Firavun'dan kasıt nefistir. Musa'dan kasıt ruhtur. Kimse itiraz etmemiş ama olmuş ya. Kur'an'ı nasıl ile şey yapmış? Öyle. Acayip. Şimdi bak. Sevgili kardeşlerim. Güzelken bir şey sorayım mı sana? Sor tabii. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a benim niye ziyaret etmedim derken neyi bildirmek istedi? Ne ifade etmek istedi? Sen ne anladın? İşte anlatacağınızı anlamak istiyorum. o kadar. Ya. İnsan çok değerli. Hiç ki özüne aşık oldun mu? Ya, bilmiyoruz ki. İrfan bilir sırrı insan. <laughs> halifelik sırrı. Peki şöyle diyeyim. İnsan halifelik sırrında yazıyor. İşaret edeceğiz. İnsan Allah'ın halifesi midir? Evet mi hayır mı? Doğru. Doğru. Evet. Halife. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in halifesi değil miydi? Onun verdiği karar peygamberin kararı olduğunu kendisi söylüyor. Diyor ki benim sünnetime uydunuz gibi halifelerim de sünnetine uyunuz. Şeriat olmuş. İslam olmuş. Evet İslam olmuş. Din olmuş. Din olmuş. Onların hayatı din olmuş. Hatta Ustad bir galimin teşhir ediyor ki çok sıkılırsanız hayatı sahabeye okuyun. Başka demiş ki sonra çok sıkılırsanız e, e, hapishane mektuplarını okuyun demiş. Nur talebeler. Tamam Onların hayatı din olmuş. Benim sünnetime uyduğunuz gibi bir şey anlatacağım. Halifelerin sünnetine de uyunuz. O da din olmuş. Peki Ebu Bekir Sıddık Hazreti Peygamber'in şey midir? Halifesi. Biz kimin halifesiyiz? Allah için neyiz biz? Dört imam için şey diyor ya. Onlar kendi semavidir diyor ya. Evet. O, o stat, kutsi diller diyor. Bu evet. kutsi zatlar diyor. Semavidir. Bitti o kadar. Semavidir. Peki İrfan biz kimiz? Yeryüzünde Allah'ın ne demekse öyle. <laughs> ya o Allah'ın halifesi. O halifeliği sırrı bir hakkın icra edilir, muvaffak olunursa işte buraya girilir. Buraya girerse iradesi iradem olur. Kudreti kudretim olur. İlmi ilmim olur. Ne dersen ders artık. Bana ne derlerse desinler. De. İşte o zaman Geylani o halette konuştum abi. Evet. Yani irade mirade olmuş demiş o anda demiş ama sonra gelmiş tavsiye etmiş biz gitmedik ki tavsiye edelim. Konuştuğumuz gene buradan olduğu için buraya uygun. Biz şimdi <laughs> geliyoruz, gidiyoruz oraya. yani onlar... fikren biz, biz Onlar kalben ve ruhen. peygamber bedenen ve ruhen. Biz fikren, hissen gidiyoruz. Kardeşim bu yol açık. E, yol açık ile ruhen gidemiyorum, kalben gidemiyorsan fikren gidiyorsun. Usta kendisi söylüyor. Fikren gidilir. Fikren, hayalen. Ha, şey, e, ruhunu nereye bindir diyor? Fikre. Yok. Hayale. hayale, hayale akıl, Aklı fikre. fikre bindir diyor. Ne demek ya? Ruhu hayale bindirmek. Bir yer dışarıda desek yedi kafayı ya. Ruh hayale bindiriliyor. Ruh daha cami değil mi? Ruh daha cami. Kendi hizmetçisi ya hayal. Evet. Çünkü ruh cami. E, hayal nedir? Ta diman ta ayülünde, ta dipte. Ona bindir diyor. Onun işte bir başka. O aşağıda, oradadır diye aşağıda değil. İşte bir farklı. Hayalin işte bir iyile, ruhun işte bir farklı. Mesela şöyle düşün. Komiser düşün. Emniyet müdürü. Lan orada terör var, bomba. Yani koca şeyin emniyet müdürüdür diye bir polis, bombacı polisin yaptın yapabilir mi? Ama ona bağlı. Bir baş şey reis, reis, reis diye, diye genetikçi olabilir mi? Senin bilgine sahip olur mu Hikmet? Olmaz ki. Olmaz kardeşim. Başka bir şey ya. Bak şimdi. Hayalet, halet mi oluyor? Tahayyül. Yo yok, yok. Tahayyül değil. Hayalet biliyor ya. Ya bir yazsın sen niye çizdirmiyorsun ya? Oh burayı. Aynı anda ikisini de bozacak. Tahayyül. Teşşah. Abiler burası Nur-u Muhammed'i ya mecul. Yani böyle bitişik değil de. Yani şey için söyledim. Abiler kürse kadar beşeriz. Kürse kadar beşeriz. Niye orada saklanıyorsun? Sen ona mı bağlısın Süleyman? Geç tamam abi. O İrfan şeydir. İrfan müstakildir. Her şeyde özgür olduğu gibi. Evet. Git kendini inşa et. <laughs> Bir yerde otur. Niye böyle kapının arkasında? <laughs> o zaman sen video... <laughs> v... hayır, videoda o zaman seyret. Buraya ne dahil olmuyorsun? Ona bakma Mustafa'nın kifliğine. Ona takılma. Ona takılma. <laughs> Gelene kadar takıl. <laughs> ha, o kadar. Bak, Ka kaşe çık. O kendisini inşa eder. Şimdi abiler, kürse kadar biz beşeriz. Arş, arşı azama kadar. Arşı azam, azam. Aşağıdan. He, insanız. Ayrı, ayrı İnsanı tarif eden e, 20, o 208'in dışında hakikat insaniyi anlatayım size. O insandı 208 şu anlarda. Yani mastar itibariyle, genel itibariyle, perspektif itibariyle insan nedir? 208 şu anlarda. Ama hakikat insani nedir? 10. On, sözün 11. hakikatında 11 tane tanım var. insan hakikati. Orada insan neymiş? Keyif alıyor. Şimdi buraya kadar oyuz. Buraya bundan sonra imkan vücub ortası mı abiler şuraya? Orada insan da bitiyor mu? Bitiyor. Haş, bitiyor. Bitiyor. İmkan ve vücub ortasını gince insan yok ki daha. İnsan ekleri da biz biz kainatı özdeşleşmiştik. Evet. E, büyük yani bu arş azamakada geldik mi? Büyük insan oluyoruz. ikinci şuada. ikinci İkinci israfili dönüşüyoruz. Aha işte. Öyle diyor. İsrafil misal azamet heykeli. Yani israfil oluyor. Ruh kendi müstakiletini kazanırsa oldun Azrail. Eğer ruh ilim sıfatına taayyum ve teşahhusuna mazhar olursa aha sana Cebrail. Eğer e, ee, ve teşahhuse mazar olursa hayat itibariyle aha sana israfil. Beşeriyetten yani kürsü geçtin mi? Aha Mikail. Mikail şuur. Aynı zamanda şuurdur yani. İnsan cemül cemdir. Daha ilerisi, en ilerisi ondan daha bir şeysi yok. Halifelik sırrı. Halife acayip bir sır ama sırrın sırrı şu. Halifelik tabirinde bırakmamış. Halifelik sırrı. İnsan Allah'ın sırrı. Halife oluşu. Anlamadım. Ne demek istiyorsun ya? Öyle okuyoruz da. la Hazreti Ebu Bekir peygamberin adına karar verebiliyorsa, veriyorsa, o da sünnetullah oluyorsa, o da din oluyorsa, o e, kutsi bir zat, kutsi kutsi, ruhen kalben kutsi, bu makama çıkmışsa ki, çıkabilmesi için bunlardan temizlenmesi gerekiyor. Çıkartması lazım elbiselerini. Kutsi oluyor. O zaman Cenab-ı Hakk'ın ilmine, iradesine, kudretine, nesine? Bizzati kendisine değil haşa. Taayyunu ve teşahhusu. 9 şualar 9. O oraya. Allah'ın bak iradesi ve kudretine, ilmini, zatına değil haşa. Taayyun ve teşahhusuna. Öyle diyor. Taayyun ve teşahhusuna. O da iyâ kenâbudu ve iyâ kenisteyn diyenin orada oluyor. O zaman bu irade ile İrademden çıkıyorum. İradem oluyor, iradesi. Kudretim, kudreti, kudreti kudretim oluyor. İlmi, ilmi oluyor. Ondan sonra karar veriyorsun. Dağları kaldırıyorsun. Parmağından su akıyor. Dağları çünkü onlar acayip acayip. Mesela ustada verme atmadılar mı? Adetullah değil mi? Ölmesi lazım. Mevlüt yani yazmıyor tarihçe de ama tafsilatı Badılar yazıyor. Bir manga 10 tane askere ateş emri verdiler. Tak 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 diyor. İnerken çamdan da attılar, vurdular yani. Bir sürü şey. Peki işaret edeceğiz söyleyeyim. Mermileri isabet etmiyor mu hiç miydi? Elbise delik deşik, mermileri şey. Ruslarla savaşırken. E nasıl oluyor peki? Adetullah nasıl değişiyor? Bazısı diyecek ki hani nasıl oluyor? Adetullah'ı değiştirmiş gözümüzün. Keramet Adetullah'ı değiştirmek değil mi? Zaten bu değiştireceğini 20. sözde demiyor mu o peygamberlerin numinelerini vermiş? Adetullah değişebileceğini. Adetullah da haşa şey şeydi ki ya ilahi bir şey e, sabit bir şey ki değişiyor, yırtılıyor. İle baba babalı mı olacak? Babasız da oluyor. Oluyor işte da. Biz böyle alıştık. Böyle olur mu? Sıyrılabiliyorsun. Şusuzları var yani. Burada ne yapıyorsun? Tayyun teşahhus ederse şurada Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi tayin ve teşahhus etmiş. Tamam. Ben de buraya girebileceğim imkanını açılmış bana. Girdim ne olacak o zaman? Bir düşünsene. Allah burada tahmin ve teşahhus ettin şu anlarda söylüyor. E ben de buraya kadar gelme şansım var. Gittimse. E gittimse ne olacak? Oradan Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesine, kudretine tayyum ve teşahhusuna mazal oluyor. O zaman buradaki irade benim iradem değil. İradesine girdiğim için o irade mutlak hür oluyor. Bu idi abi. Bunu anlatmak istiyordum. Evet, Sonuç bu. Evet, evet. İrademle iradesinin tayyunu ve teşahhusuna mazal olduğumdan o irade onun tayyunu ve teşahhusun olduğundan mutlak hür olabiliyor. O, buraya geçen. Artık irade edebiliyorum. Alemin İslam, alemin İslam'ın İslam'ını da yapabiliyorsun ve sen yapabiliyorsun. Evet, evet. Ama yaparsan. Evet. Ama peki varanlar ustat varmış. Niye değiştirmedi? Çünkü edeben ve terbiye itibariyle burada sıf irade yok. Burada başka şeyler de var. Diyor ki, e, sudan yürümeye geçme hakkı varken niye geçmedi? Dedi ki, Allah böyle murad ettiyse ben de gemiyle geçerim. Bana yürümeyi verdi diye ille yürü diye demeyin. Tam bakın, buraya geçen her zat Allah'ın iradesine karışmıyor. Zaten karışsa öyle bir öyle insanları geçirmez. Yani haddini bilir. Niye? Buraya geçince Allah'ın ilminin de yani biz şöyle düşün. Adama de, adam dedim ki niye keramet istiyorsun? Minivise e dolmuşa bineceğim diye. Bu adama keramet verilir mi? Ahlak oluyor, değil mi abi? Ahlak oluyor. Ahlak neydi? Ahlak, hikmet, şecaat, iffetin cemi. Yani insan oraya geçme, öyle paldır küldür geçilmez. Onun için ben Allah'ın iradesine geçeyim, kudretine geçeyim de değiştireyim altı. Zaten o kafayla geçemezsin ki. Bak o geçebilir mi? Üniversite donmuş parasından kurtulayım diye keramet istiyor. Peki ahlak bırakır mı? Allah'ın iradesine karşı mı? Ahlak bırakmaz. Ahlak neydi? Üç sıfatı üzerine kurulmuştur. Adal, şey, ahlak yükselmiştir. Üç sıfat. Şecaat, ifet, hikmet. Hikmet müsaade etmez o adama. Dokunmaz. Allah'ın iradesi, herkesi, her şeyi merkezine bırakır. Merkez efendi, bize şimdi Allah verse iradeyi, onun için vermiyor. Ne yaparsın vallahi? Bir tane kafir bırakmam, İsrail bırakmam. Vallahi hiçbir küfür bırakmam, vallahi şunu bırakmam, şu sufyaneti bırakmam. Bana verse mesela şimdi, kesinlikle sufyaneti yok ederim. Ben saniyede, bir dakika vallahi düşünmem. Ama ahlak bu değil. Bu yanlış benimkisi. Benimkisi yanlış, ahlak değil. Allah'ın irade ettiğini sen niye kanaat etmiyorsun? Biz insan, beşeriz. insan değiliz daha. Bunu söyleyen benim beşeriyetimdi. Ama üste oturup da böyle tefekkür ettiğim zaman olur mu ya Allah'ın, Allah'ım. Allah'ın irade ettiği, sanki yanlış mıydı ya? Merkez Efendi. Yani insanlığın başka diyor, be onu demek istiyorum. İnsanlığın başka diyor, beşeriyetin başka diyor. Vasife darlığın başka diyor. Ben beşerim, beraber arkadaşız, kapatacağım şimdi dersi, ondan sonra oturacağım, beşeriz. Ama benim kendi odamda, ders çalışırken, tefekkür ederken insanım. Kendi hususu ubudiyetim, beşeriyetim odur. Ama şu anda ise vazife darlık. Yani farklıyız. Beşeri yalan mı söylüyorum? Beşeriyetim iktidarı ile süfyaneti vallahi silerdim dakikasında. Ama insanlığım itibariyle Allah'ın yaptığına kanaat etmeliyim. Rıza ve razı olmak meselesi var ya Evet. Zamanında bir talebemiz vardı. Yani yanımıza gelip giderken sonra bu arkadaş eli tarif oldu bir karşılaştık ne var ne yok, ne yapıyorsun falan dedim. Dedi ki, niye hani durumlar nasıl? Dedi abi ben aradığımı buldum dedi ya. Nasıl buldun dedim. Böyle keramet hallerinden bahsetti kendini ve şeyhinin. Biraz önce siz bir şey anlattınız. Dediniz ki üstadın bu tarz halleri var ama kitapta bunları almıyor. Daha çok tevafuk cinsinden şeyleri alıyor hizmetin evet. makbuliyeti olarak. Bu tevafuk cinsinden olan şeyler kitabın bugün dairesindeki Cenab-ı Hak yaptığı hizmete muvafuk gördüğü için bu tevafukları, başkalarımla ilgili de bunlar rıza gösteriyor ve e, hizmetin makbuliyetine bunları anlatıyor. Kentin şahsi mesela kerametlerini anlatıyor. Bu beni çok düşündürmüştü. Evet. Yani. Yani dedim ki çocuk öyle anlatınca dedim hiç dikkatimi çekmedi. Yani böyle hani suyun üstünde yürerdi, hava Havada namaz kılardı. İşte giderken çamlar önüne eğilirdi falan böyle. Bu tarz şeyler, şeyler hiç ehemmiyet vermemiş. Yani Rıza dairesindeki razı olmak meselesi kitab-ı mümin dairesinde daha maktul olduğu için. E, bak, rıza dairesi razı olmaktır. Allah'ın icraatına razı olmaktır. Rıza dairesi. Rıza dairesi tam bu zaten. Altı ay meşgul Altan etmişti ağrım. yani. Böyle Hı. bayağı bir düşünmüştüm. Niye sürekli bunlar ön plana çıkarıyor kitaplarında? Evet. Mesela şu anda suyun üzerime çarpmak rıza dairesi değil. Allah'ın şu riza dairesine razı oldun. Mesela diyoruz ya hazır olduğu zaman bizde huzur oluyor. Şimdi mesela şu andaki diyorum dersten sonra olsa bilemem. Şu anda Rabbim şahit. Allah'a yalanlar şahit edilmez. Bana verse şu anda keramet yapmam vallahi. Şu haletimle kesinlikle müdahale etmem. Riza rıza, rıza adeti ilahisinin icraatına razıyım. Vallahi şu andaki haletimle şu dersteki baskılayıcı alemlerin hatırına söylüyorum. Asla hiçbir yeri bir şey yapmam Yani verse bana değiştir, kaldır, yap, ka yap, asla. Ama beşeriyetimiz vuruyor ya bazen böyle şey yapıyoruz, yiyoruz içi. O cihet olduğu zaman işte diyorsun lan su kaldırayım, şu zındıkları böyle tost yapayım, olan şu şöyle yapayım, böyle yapayım var ya böyle. Yani zındık yani böyle. Beşeriyetin toprak alayım, zengin olayım, bizim maaşı. O beşeriyetim de istemez ya. O eskiden ben. Servet olayım, arabam olsun. Öyle bir şey. Beşeriyetim de de yok eskiden ben. Yani böyle eskiden beri böyle küfrez. Allah düşmanlarının düşmanım yani böyle şey. ona bu sistemi kaldırırdım. Ama şu andaki dersin hatırına söylüyorum. Vallahi asla dokunmazdım. Yani neyse Allah'ın en doğrusu odur. Biz neyiz? İnsanız işte. Zaten Haşa İsa Aleyhisselam Petrus'a dediği gibi öyle öyle değiliz ki. Yani her halimizde beşeriyeti hepsi kalktı. Haşa tan menfi olduğu için söyleyeceğim. Tanrı gibi düşünemezsin ki. Demiş ki İsa Aleyhisselam Petrus'a ben demiş nasihat ediyor. Son nasihatim gidiyorum demiş. Ben demiş şeye gideceğim, Kudüs'e gideceğim. Beni asacaklar diyor. Gelecekler diyor. Çağırma. Beni şöyle yapacaklar. Ondan sonra Petrus diyor ki ey Allah'ın Resulü. Tamam da o zaman neye gidiyorsun? Çok acayip bu bozulmuş şöyle geçiyor. Diyor ki pis beşer diyor. Sen diyor beşer gibi düşünüyorsun. İlah gibi düşünmüyorsun. Yani bildiği halde gidiyor. Demek ki bir riza dairesi var. Riza dairesi naz dairesinden, keşif keramet dairesinden çok üstün olduğunu Barla layıkasında 10. sözdeki 10. haşir Haşir mevzusunun izahı ile keşif ve kerametlerin ani ve fani oluşunda ne kadar üstün olduğunu anlatıyor. Yok da biz e, kanaat ettik. Yok da kanaat ediyorsun. Öyle değil. Var da kanaat et bakalım. İktisat nedir? Fakirli harcamıyorsun. Niye paran yoktu onda? İktisat değil bu. Varken varken harcamamak. Ha. Şimdi 10. söz ile keşif ve keramet sahibi bir insan değilse değil zaten keşif keramet sahibi. Çünkü ani ve fanidir. Onun haline verilir. Diyor. İstidacına da verilebilir diyor. Ama 10. sözdeki o hakikatler, ahiretin ispatı daimi ve baki oluşum. Nesilde nesile aktarılabildiği ve bu insanlarda uyandırılmasına vesile olmak cihetiyle e, cami bir hakikattır onun söz Ama keşif ve keramet. Keramet ani ve fani o kişine o anda olmuştur. Ne, çocuğunu anlatamazsın. Oğlum bu tabi, Allah vardır. Niye? Bizim şeyh kelamet gösterdi. E, o çocuk görmedi ki. O çocuk görmedi ki kelameti. Ha, ona hastır. Onun için 10. söz hakikatları e, Riza dairesindeki hakikattır. E, Allah'ın razı olduğun Riza dairesi bu. Ben buna kanaat olursa ben ne olmuş oluyorum? Razi. Razi oluyorum. Razı olunca Allah'ın icraatına, rıza dairesine, Allah'ın rızasına mazhar oluyorum. Ama bu adeti kaldırabilecek makama çıktığım halde buraya tayinine ve teşahhusuna mazhar olduğum halde şu sualarda an, diyor. Kullanmıyor, kullanmayan kimdir? Rıza dairesinde olan zattır. O olduğu için çıkabilmiştir. Çıktığı için karışmaz. Ama benim gibi insan karışacağından dolayı <laughs> Orayı çıkartamazlar. Çıkarmazlar. Ha? Mesela Cumhurbaşkanı birisi görse hemen bir şey ister. Kimse kimse muhatap etmez. Mesela bana şöyle yaparlar. Abi nasılsınız iyi misin? Bu iyiyim falan. E, buyur kardeşim ne diyeceksin? Yok abi bir halatı sorayım. Hakikat mi yani? Şimdi benden bir şey o dualar, muvarlar şunlar bunlar psikoloji bir şey sormayacak mısın? Yok abi ben sorayım. Vay Allah için benim halatımı sonra bir kişi çıksın ya falan dedim. Ondan sonra ona sohbet ediyoruz. Ama her araya hemen öyle şey yaftayı yapıştırmış. Ha dur bakayım ne soracak şimdi falan. Şimdi ne kadar beni alı koyacak, 20 dakika mı alacak falan diye. Şimdi o da öyle ya. Şimdi buraya çıktı. Niye çıkıyorsun? Donmuştan kurtulmak için kelamet isteyenci. Buraya tamim ve teşahhus ettin mi iradeni? Burada kesiyoruz. Az billahi min ash-shaytanu rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. ve salam ala Rasulina Muhammed wa ala alaihi wa Amin. Arkadaşlar, e, Dima 213. Nasipli Adem. Maşallah. Otur abi sen de Dima 213. İrade 20. Bu Ara ikinci ders, ikinci oturumumuz. Birinci e, ders bitti. Meyve oturduğumuz zaman onu bile değerlendirdim. Çok şükür. Şimdi lavaboda el yıkarken Ömer dedi ki e, insan sırrı, sırrını nerede vakıf oldu? Allah Rabbini nerede gördü dedi. Çok ilginç. Bazen ne dediğini o da belki bir şey yapmadı. İnsan Rabbini, Rabbini kabu gördü. Kendi sırrı olduğunu Halife olduğunu, sır insanlığını meculda gördü. Çok ciddi bir şeyi. Sonra e, yemekte insan yeryüzünde Allah'ın halifesi, onun halifesi olduğunun sureti, var mı böyle bir nümeclisi, böyle bir şey? Genetiği değiştirmesidir. Mesela bir tanesi. Allah adına tasarrufa, eşyanın suretine tasarrufa yetkilidir. Genetiğini değiştiriyor. Başka şey oluyor. Fasulye başka oluyor. Mısır başka oluyor yazılımı değiştiriyor. Bu halifelik sırrıdır. Sırrının halifenin bir tezahürüdür. İradeyi ilk şeyden açıyorsun. Nereye açtın? Ee, şimdi sayfa 241. Açtın mı abim? 241. He 241. Ee, i̇yi misiniz? Evet. Buradayız değil mi? Tamam. Çok şükür. Evet. Sözler 36. Ben nasıl değişiyorum? Şu kapı gidip geliyor ya. Dur dokunma. Gidip geliyor. Kapı şöyle ya gidip camlı. Ben bir gözüküyorum bir kayboluyorum. Bir var oluyorum bir yok oluyorum. Şimdi oldu. Öyle demek ki mevcudat da böyle. Bak kapıda yansıyor mu ya kapı? Ama bak geldi şey ufuk. Kapı beni gösterdi kaybetti. Şimdi yok etti. Kapı ayna. Kapı gidip geliyor. Gösteriyor yok ediyor. Var ediyor yok ediyor. Böyle bir şey demek ki. Hayat. Kapının açılıp kapanacak kadar. Her şey öyle ya. Böyle artık böyle gözükür. Kainat hep böyle gözükür e, ee, Hızır abiye kainat her şeyin nun olduğu gibi. Her şeyin nun. Sözler 36. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor. Beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tısım sahibinin görüyor musun farklı renk oldu orada. Neden öyle yaptın? Ben? Yani dikkati çekmek için. Çok, ha? İlk giriş var. Yani böyle can alıcı şeyler bunlar. Tanımak merakından. Merak ne, ne olur? Merak ilmin hocasıdır. Ne demek? Merak olmasa hiçbir şey olmaz. Merak eşittir insandır. Merak yok beşerdir. Tanımak merakından. Ne oldu? Tanımak merakından tılsım çıktı. Tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Merak tılsımı açıyor. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve şuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Görüyor musun? iradeyi nerede kullandı? Şimdi okuyalım. <laughs> Bu siyah kalemi kullandım. Kalemim bitmişti. İrade maduma yoka taluk ediyor. Maduma. Mehmet gitti mi Mehmet? Mehmet gitti galiba. <laughs> ha bak. Demek ki madum deyince onu görüyorum da. Bir türlü oturmadı. Peki Oturur mu? Oturmaz. Otursa oturmuş oluruz. İrade maduma yani yoka taluk ediyor virgül. Maduma yoka taluk ediyor. İhtiyar var olanlardan tercih ediyor. Ya bu, bu acayip bir, değişik bir şey Risale-i Nur'da bu. Yoksa yoka taluk etmesi Adem, zahir Adem. Nüfus edebiliyor demek irade. İrade Adem'e nüfus edebiliyor yoka. İrade ile bak ne yapıyor? Sonuç irade dedi ya neşet etti. Paragrafa geri dönüyorum bakın. İrade ile gizli hakimi tanımak, irade ile gizli hakimi bir daha mı yazdım? Hakimi tanımak ve ona muhabbet neşet ettirir irade. Tılsımı açak açmak arzusu irade ile. Tılsım sahibini memnun edecek güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Hep bunlar var olanlardan tercih değil. Nefsül emirde, zahirde olmayanlara taluk ediyor. Yani ezber söylenmemiş bu cümle. İrade maduma, ihtiyar mevcuda denince aha sana delil. Çünkü niye? Allah ortadaki şey malum değil abi. Allah malum değil, meçhul, bilinmiyor. Zahir değil. İhtiyar nasıl çalışacak? Allah nasıl çıkartacak ki Allah? Şey, ihtiyar Allah nasıl çıkartacak? Yok ki ortada. Kalem gibi değil ki. Nefsül emir değil. Madum veya gayb, melekut, enfusi o yapılanmayı kim çıkartacak? İhtiyarın böyle bir selaheti yok ki giremez ki oralara. i̇radeyi görüyor musun bak? İrade ne yapıyor? Allah'a bile çıkartıyor. Şimdi böyle olursa olur abi. Nasıl biliyor musunuz? Mesela irade maduma dersek eğer e, ihtiyar olur. Yani ama şöyle sanki ilk derste olmuştu. Yani biri adem, biri madum şeklinde yaparsak eğer irade adem, ihtiyar madum. Evet, olur. Ama şimdi burada bu işlenmiyor. Şimdi bunu dedin değil. Yani iradi e, mevcut arasındaki tercih sistemi illa olmadığını ama bu tarafı da var. Kendisini ihtiyarla gösterir. ama yani böyle bir iddialı bir şey söylenmesinin alt zemini işte bu yani. Bunlar Nedir o? Ee, bakın mevcut değil. Yani tercihi mevcut içinde yapmıyor. Madumdan yapıyor. Hep bunlar var olandan tercih değil. Nefsül emirde zahirde olmayanlara taluk etti. Bunu irade yapıyor. Yoka taluk edeceği için irade. İrade de bazı sistemlerin aktifliğiyle ortaya çıkıyor. Bunlardan bazıları bir de okuyayım yoka taluk ettiği için irade, irade de bazı sistemlerin aktifliğiyle ortaya çıkıyor. İrade de neyle çıkıyor? Yani kendisi müstakil ama kim örtmüş onları? Bir şekilde örtülmüş. Onu kim çıkartıyor? Ya çıksana sen ya sen bunu yaparsın diyen merak, muhabbet, arzu, vefa. Vefa ne demek? Tısım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almakmış. Tılsım sahibini razı edecek, hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak. Ee, irade, ibadetullah. İnsanın İslam'ı yaşaması, e, tılsım sahibini razı edecek bir vaziyet alması demek. İslam evet. olması, İslam'ı yaşaması. Buna iradenin bize bakan kısmı. Yani e, İslam mesela diyelim ki, Nefsül emirde yok böyle bir şey. Namaz kalem gibi midir? Allah'ı tanımak kalem gibi midir? Ubudiyet yani. Tasım sahibi ubudiyet. Ubudiyet camidir. İbadet muayyendir. Mülk tarafıdır. Ubudiyet yani irade. Allah'ı tanımak. Yok e, vicdanında ibadetullah diyoruz ya irade. Ha ha o, o eylemsel hali. Şimdi baktığımız zaman irade yani sen diyorsun ki diyorsun mesela. Yani irade mevcut arasını ama iradenin ibadetullah. İradeyi buradan kesmiyoruz. Bu zaten var. İrade bilinen taraf bu. Eylemsel halini kendisi ihtiyarla gösteriyor. İhtiyar iradeyle çalışıyor ya. Ama bizim derdimiz böyle eylemsel hali olmakla beraber iradenin eylemsizlik hali beni ne yapar? Nerededir? Ne yapıyor yani? Derdimiz o. Şimdi bu sayfayı geçiyoruz. O gördüğüm bir hafta ekmek param çıktığı yere geçiyoruz. Sayfa 289. Mektubat yani sen 289 açana kadar ben açayım. Mektubat 469. Bu bize e, yeni işte bir bir haftalık bir şey gelmeyi oltada, bir anda gelen bir şey. Allah'ın nasip ettiği bir mana. Onu okuyorum. Bu nazarla bakın herhalde bununla da bitiririz bugünkü dersi. Giriş yaptıktan sonra bir paragraf. Şimdi e, bunu bunu okuyoruz. Ben burayı bir sileyim. E, şey çizeyim ki bir daha silsileyi falan konuşmadık değil mi? Hani merak şey iradeye geçirirken sanki böyle... Ha yok şöyle. Ha, bak oradayım. Yoka taluk ettiği için irade. Oraya geleyim tekrar. İrade de bazı sistemlerin ile ortaya çıkıyor. Yani iradeyi ortaya çıkartandır. Or yapılandıran değil. İrade müstakildir. İrademiz mesela... Adamın iradesi kalktığı için günah işliyor. İradeyle ile günah işlenmez. Kutsidir. İçsel yapılandırmayı mesela elestu bi rabbikum. İrade cevap veriyor Bela ama Allah diyor yani bu kadar o kadar gerçek ki hatta tehdit ediyor sözünüzden niye cayıyorsunuz? O sözü veren iradedir, ihtiyar değildir. Şimdi peki bu geldik alemi şahadeti de. Ne oldu bize ki? Ee, irademiz ortada yok. Örttü toz, duman, şu bu ört. Peki nasıl çıkartacağız İra, irademizin varlığını? nasıl çıkartacağız? Yani böyle bir şey vardı enfusi yapılanma. Bu merak, başka muhabbet, arzu, vefa. Bunlar çıkartıyormuş. Üstünü açıyor, aktif ediyor. İradeyi şey, irade iş şey yapıyor. Varlığını tebaruz ettiriyor. Mesela merak. Tua merak ettiğin bir şey otomatik irade ediyorsun. Onu tanımlar yani. İrade aynı zamanda onu var eder. Merak ettiğin şeyi merak onun vücu ona vücut vücut verir. Mesela Allah irade ediyor. Allah irade ediyorum demek Allah var ediyor aynı zamanda. Ustad diyor ya, ustattan söyledim. Ee, ben alem İslam'ın, alem insaniyetin İslam'ını istiyorum. Temenni ediyorum, arzu ediyorum ama irade edemiyor. O zaman vücuda çıkartamıyorum. Vücuda çıkan her şey kutsi ise, ulvi ise, enfusi ise irade olmuştur. Burada iradeyi ortaya çıkartan, varlığını var eden, bizde gösteren merak, muhabbet, arzu, vefa. Vefa, vefaya bir girdim vefa böyle. Adeta borç ödemek gibi değil. Borcunu ödemek değil. Borç mesela borcuna e, borcun, borcunu ödemek iyilik değildir. Vazifedir yani. zaten. Evet. Yani borcunu ödemek iyilik değildir. Nasıl ki müjde hak edilmeyen bir şeyi almaktır. Şimdi vefa nedir? Tılsım sahibini razı edecek, hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak. Risalede bu şey geçiyor. Vefa Deyince kim hatırımıza geliyor? Benim mesela geliyor. Hatice. Hatice. Okumanızı isterim yani bir hayatını. En ufak bir kitaptır böyle. Çok ilginçtir ya. Zaten size samimiyetimle söyleyeyim. Kadın dünyasını bana sevdirten, kadın alemini bana dünyamı değiştirten onun hayatıdır. Ayşe validemizin hayatını değil de onu okumak yani çok şey yapar. Ya neyi doğar sonucu söyleyeyim size. Vefanızı artırır. Şimdi iradeyi çıkarttıktan sonra böyle konuştuktan sonra son bir yer okuyacağız. Bu günkü şeyimizi kapatacağız. O da e, en son şurası 289. Yani dedik ya Mehmet kardeş ekmek paramız çıktı bir haftalık bir şey yoktu. Onu okuyacağız. Taze taze iken bayatlamasın. Onu okuyacağız. Keseceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi bir canlı olalım. 469 abiler. Şu meylanlar, meylanlar iradeden gelen evamiri tekvininin tecellileridir, cilveleridir. Meylanlar. Evamiri tekvinin içinde ne vardı? E bu sen nereye getirdin? Bırak bana. Şimdi abiler evamiri tekvini de bu var sonuç. Peki bu nereden gelmiş? Bu da iradeden den Gelen ama bazen atlıyor. Onu göstermek için yaptım. Atlıyor, mail diyor. Yani, yani fark etmez yani. Şimdi gelelim. Abi iradeden evameli tekmini, Evameli tek bunlar oldu mu? Oldu. Bu temeli yakaladıktan sonra konuşacağız. Bunu biliyoruz zaten. Ama e, dikkatinizi verin. İradeden, irade Eylemsiz hali var ya eylemsiz hali. İradeyi irade edersek, iradeyi kendisine döndürürsek ne olur? Nasıl olmuş? İradenin gelenle biz bileceğiz. Bildiğimizle bilmediğimize geçeceğiz. İradeden evameli tekviniye gelmiş. Evameli tekviniye de ne var? Meyil, ihtiyaç, iştiyak, cinzap var. Tezahür ediyor. Tamam mı? Tamam. Devamını yazacak mıyız? Mesela iradeden evamir. Sonra ihtiyarın mesela meyil zekillerde mi ihtiyar başlıyor ya da vücuda çıkış tarafı devamı? Gelecek işte. Konuşacağız. Hmm. Yani bunu göresiniz diye. İhtiyar nerede başlıyor değil mi? Hangi gibi yani? O zaman hani bütünlüğü anlayınca. Evet. Şimdi meylanlar, meylanlar fıtratın yalan söylememesi. Yani metinden aldığım abiler bu 469 açarsak meylanları tanımlıyor. Meylan. Meylan nedir diye. Ama uzun olur diye ben burada almadım. Ama mektubat 469 tekileri ben neyse paragraf okudum. Meylan ne demektir diye. Meylan. Fıtratın yalan söylememesiymiş. Bir. İki. Meylanin nübüv. Ben sümbülleneceğim. Meyve vereceğim der. Yani meylanın içeriği. Meylan nedir? Karpuz gibi bir bıçak vur. İçinde ne var? Meylanın içerisinde fıtratın kendisidir. Fıtrat asliyedir. İki, ben sümbülleneceğim. Ben ben olacağım. Var. Nur Muhammed'i de var yani. Artık meylan artık. Karıştırma şimdi. Ama bu meylan için sadece bir meylan var elimizde diyor ya. Kader Risalesi'nde. Bu meylanın diğer şeylerden farkı nedir ki sadece bize bir meylan? Meylan diğerlerinde farkın ne olduğunu bilmek için meylanın içini bilmek lazım. İçini konuşuyoruz şimdi. İçinde ne var? İçinde mesela kaderde bak neymiş çıkar bak öyle. Bir, Meylan ha bak bak Meylan fıtrat yalan söylememim istiyoruz. Yani e, f, e, dedim ki hatırlarsınız dersin başında dua makbul oluyor bir tanesi bir istirar lisanıyla ihtiyaç lisanıyla bir de fıtratın lisan haliyle. Mesela dedim ki kelebek deve gibi yük taşıma duvasını istemez. Ya Rab bana kelebek diyor bunu. Deve gibi yük taşıttır. Böyle dua olmaz. Veya ben de Ya Rabbi güneşi benim iktidarıma ver. İstersen doldurayım, istersen doldurmayayım. Veya Ya Rab benim kendimi ortadan yok etme, var etme gücü bana ver. Bu olmaz. Böyle dua olmaz. Niçin? Fıtratın lisan hali değildir. Fıtrat böyle kendisini kendisini kaldırmak istemez. Böyle dua da olmuyor. Dua fıtratın kendisinde cehran eder. Neyse mela nedir? Karpuz gibi yararsak, meylan fıtratın aslı. Ben ben olmak isterim. Ben ben bana dönüşmek isterim. Ben ben olmak isterim. Doğruluk. Ben bana dönüşmek isterim. Ben benim. Sonra hayatın mertebelerinin, kazanımların bütünselliğidir. Mertebeleri, hayatın mertebeleri var. meylan hayat pirli çocuğa olacağım der. Sığır da var, ağaç da var ama... Meylan'da şöyle var. Her şey kendisine dönmek istiyor ya. Peki niye hayat burada koydu? Mesela e, şurada. Ha şöyle yaptı. Bak burada bu mertebe, şu mertebe. Burada da bu mertebe var. Burada da fıtrat var. Mesela piliç olacağım, tahta olacağım demiyor. Bunlar hep meylan bak şimdi. Meylan incimat. Fazla yer tutacağım. E, i̇nkışaf emisat. Demek ki meylanın, bu meylanlar aynı. Ee, bak meyla meylan e, yani başlıklarını boş ver. Ama bu paragraftan topladığım için metne sadık kalayım diye koydum. Meylan neymiş? Ee, meylan e, baştan alırsak iradenin evamiri tekviniye. Evamiri tekminiye paketindeki ilk mertebe meylan. Meylanı anlamak için istiyorum ki iradeye geçeyim. Ha meylan fıtratmış. Fıtrat as diye. Sonra Fıtratı asliye gösterirken ben o muyum? Bu fıtrat ne demektir? Her fıtrat kendi olmak ister. Ben ben olmak istiyorum. Başka? Bu kadar zenginlikler içerisinde kendime dönüşmek istiyorum. Başka? Kendime dönüştükçe varlığımdan sıyrılmak istiyor. Yani o ben ben olmak niçin istiyordum? Benden sıyrılmak için. Nasıl yani? Ben ben olunca ne olacak? O zaman muhatap ilav oluyor. Yani ben 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 olmanın arzusu niye? Ne olacak yani sen? Sen olunca ne oluyorsun? Sırrı insani, halifelik sırrı şey yapacak. Mesela birinci derste konuşmuştuk. Halifelik sırrı e, sureti nedir? Genetiği değiştirmektir mesela bir tane. Bak genetiği değiştiriyorsun. Allah'ın sana bu yetki verdi. Ama ha, bak halifelik gözüküyor. Maddeye şekil verebiliyorsun. Maddeyi değiştirebiliyorsun. Bir daha söyleyeyim. O, Ömer demişti ki ee, sır insan nerede tahakkuk ediyor dedi. Sır insani veya ötekisi neydi? Rabbimi nerede görüyorum? Rabbimi, kav, ra, Rabbimi kabı kavsende. Sır insani farkındalığım da meculda oluyor. Ha. niye ben bunu saydım? Meyla'nın bir mertebesi var ki. Bunlar üç tanesi oldu. Ben benim. Ben ben olmak istiyorum. Ben bana dönüşmek istiyorum. Hep bunların sonucunda ben kendimi ben olunca ne olacağım? Kendimi ortadan kaldırmam lazım. Yani vücudunda Adem, Adem'inde vücut. Bu meyil, meylan. Şimdi bunun üzerine iradeyi kuracağız. Hasan abi, Hasan abi. Bu şey, gidecek de Rab ile ilgili ee, ifade var. Herkes Rabbini bilecek ve bulacak diyor. Arşta. Evet. Siz kabuk sen dediniz ama Evet. Rabbini aç da Rabbini o nedir biliyor musun? Aç da Esma İslamların birliği ya. Rabbini ne yapacak? Herkes Rabbini bilecek ve bulacak. bulacak. İşte Rabbin orada görüyor. İşte kabuk makamı değil. Kam, kabuk kabuk makamı da sarı ifade var. Rüyet diyor. Evet. İşte rüyetin e, karşılığı görmek. Şimdi arşta bilecek ve bulacak. Görecek değil. Bilecek ve bulacak. Esma makamıdır. Tamam. İşte aşta o... Aşta. aşta bu oluyor. Bilmek ve gö e bulmak. Görmek yukarıda oluyor. Kabı kaybeden herkes Rabbini. E Sırrı insanı ise hep bunların arkasında enesini, enesini de verilmiş ya. Ene de emanet verilmiş. Kime verilmiş? Daha makam yok ki. E hiçbir şey yok ki. Zaten ene de yoktu. Olmayanı olmayanı veriyoruz. Kim bunlar ya? Şimdi devam edeyim. Aşağı e, indi rükale kaldır. İradenin sahadaki eylemdeki tezahürleri. Hiç dokunmayacağım. De ne demek diye. Hazır mıyız? Bunu okuyacağız bitiyor. İradenin Orası bitecek biz mi <laughs> İradenin sahadaki eylemdeki tezahürleri. Demek irade sırf tercih etmek değil. Yani bir şeyi tercih etmek üzerine olsa bu işi başkası da yapıyor. Genel kurmaya gerek yok. Yani askeri eğitmek için bölük çavuşu da yapıyor. Paşa'ya gerek yok bu işler. Demek irade sırf tercih değil. Nedir? Fıtrat-ı asliyenin olma hali meylanı. Anlamadım. Yani fıtrat-ı asliyenin kendine dönüşmesi, fiile dönüşmesiyle fıtraten bildiğini bilmesi. Yani ben ben olursam ilk önce ben beni bilir. Bil 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 kendini bilmesen kendini patlatırlar insan deniyor. Yani değil, bir şey mi? yani, yani ilme yakın anne yakın yakın var ya. Yani bu mertebenin açtık süreci. Yani kardeşim biz biliyoruz da bildiğimizi bilmiyoruz. Yani bilgi 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 bilgimize konu ve mevzu yaparsak bilgiyi bilgimize dönüştürürsek işte o başka şey oluyor. Bilgi başka bir şeye dönüşüyor. Ona dönüşüyorsun. bilgiler yakin gibi bir şey Gibi. Evet. İlmel yakinin ama Hakk'a yakin mertebesi gibi. Oysa yazılımı ilim yapmış. Yani bizim mevcut her şeyi. O yazılım ayrı. O yazılım yani e, irade nedir? Fıtrat asliydi. Fıtrat diye peki yazılım değil miydi? Yazılım tarafı ilim. O yazılımın kendine dönüşme meyli ayrı bir şey. Kendisi kendi gibi. Yazılımın sıf yazılım iken onun ona kendisinin kendisine dönüşme hali meylanı iradedir. Kendisinin kendisine dönüşmesi. Ben ben olmak. Her şey aslına muştaktır. Her şey aslına dönüştürme, dönüşme meyli vardır. Rucu eder. Bu istekli değil ha arzu falan değil. Her şey ben olmak. Fıtratın e, kendi herkes kendisinin kendisi olması. Böyle istiyorum, gayret ediyorum değil. O hal, haleti yani. Yapısı, potansiyeli bu. Her şey kendisi olmak ister. Buz buzun zararına mayı olmak. Su diyor bu suyun zararına e, buz olmak. Var ya hiç istemez. Kimse başka olmak istemez. İstiyorsa zaten fıtratına zıt yaşıyor. Ben sen olayım. Olmaz. Yani istemem ben olsam. Hayır. Sen sen olacaksın. Çünkü sen ne kadar bozulmuşsun ki sen sen olmayı kaybetmişsin. Sen ben olmak istiyorsun. En hayli nedir? Sen senin olmandır. Çünkü tercih ilahidir. Merkezi bırak her şeyi. Yani madem sen ben olacaktın. Hani var ya ben senden olsam. Laf var ya böyle akıl veriliyor. Dur orada. Sen ben senden olsam deme. Sen sen ol da laf dinle. Yani senden olsam benden olma kardeşim. O ki sen ben olacaktın. Beni niye yarattı Allah? Sen sen ol, ben de ben olayım. İşte ben ben olma ra, rizası, yani fıtri hali yani, ben ben olma, fıtri hali anlatamıyorum. İrade. Biraz gideyim. Var ya, taallümle tekamül diyor ya. He, taallümle tekamül etmek. Ya, o yani, kendini fark ettikten sonra kemale erme. Yani burada yazmışsın kendisinin kendisine dönüşmesinden ziyade burada biraz da kemale ermesi yani kemale doğru gitmesi. Evet, kemal. Geri gelmek değil de ileriye doğru kemale gitmesi. Peki, yani Talimle tekemül etmek nedir derseler sonuç nedir? İlim ve ilim ve il yapmaya tekemül etmeye geldik nedir? Ben ben olacağı. Sünnet seniye ben ben olmam. Ben ben olmam. Dışarıda bir tekemül değil, içeri doğru olan. Evet. Kemal ya. Yani dışarıda bir yere varmakla değil de. Evet. Bir metni okuyayım tekrar başa döneriz bakalım. İrade olması ile olanla olmama haline bakarak olması halinin olmasına bildiğini ilk hali bilmesine dönüşmesi irade. <laughs> ne dedin abi ya? <laughs> Allah Allah. de gülme ya. Dikkat ki Şimdi kendisi kendisi de çalışıyor. <laughs> <laughs> yan işi var herhalde. Dur dur. Yani var. Yan işi var. Gelecekten anlamıyorum. O iki yan Kardeşim de Şu anki bak Gafur Bey. Şu anki nesle hitap edilmiyor. Ne diyorum nece konuşuyor. Yani olmakta olmakta olandır irade. Bir daha okuyayım. De, ondan sonra metni okuduktan sonra geri geçerim hiç Olmasıyla yani ben olma olmalarım var ya olmam devam ediyor hiçbir zaman durmuyor. Değişim duruyor mu? Hiçbir zaman durur mu? Durmaz. Bu değişimin kendisi ilim zaten. Kudretten ilim, ilimden kudrete. Değişim olmasıyla bu süreç, olmalarım devam ediyor. Olanla olmama, yani bu olmam devamlı olurken, tamam Oldum daha olmadı ötekileri. Sırayla yapalım. Buralar olduklarım, burada olacaklarım. Burada da o an. Olduklarımla olma ile anlarım ki olduğumla olmalmalarım da var. Şöyle diyeyim. Mazi olabilmesi için hal lazım. Hal diyebilmen için gelecek lazım. Gelecek hal olmadıkça hal mazi olmaz. Olduklarımla olmayı, olmamla da olacaklarımı bilme halidir irade. Bir daha olması ile olması yani sürecin bütünselliği. Her an bir şendidir. Her an değişiyorum. Elimden kudret kudret. Oğlanla oldum. Olmamam ma haline bakarak olduklarımla olabileceklerime bakarak olması halinin arkasında. Yani o olunca ne olacağım? O olacaklarımla olduklarımın da arkasına geçiyorsun. İlk halini bir onu da biliyor. Yok olmuyor. Yani o insan, insan-ı kamil ben ben olunca ne oluyor? Bu olma süreçleriminden hepsinden zaman böyle bir çizgi hattımsakım üzerine gidip de birbirinden uzaklaşmıyor ki. Oldukları, oldum süreçlerinden uzaklaştıkça bunu unutmuş değilim. O bu zaman helozonik yay gibi gittiği için her oluşum bir o olduklarımı da arkasına geçiyorum. Hep arkasına geçerek oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede o bize çok merhametlidir yani Muhammed. Her zaman için herkese her anda merhametlidir. Merhametlidir diyor. Olmasıyla bildiğini şey. ilk hali, ilk yani olduğumla e, bu bu halimi bilmesine, yani oradan kopmuyorsun, yani unutmuyorsun, on, ona dönüşmesi. Aslında bu daha basit böyle bir süreçten geldik. Ama şimdi geldim. Üniversite diplomam var. İlkokul diplomam da duruyor. Ha işte olduğumla, olduğum süreçlerle onu da aynı zamanda tek tek gibi gözüküyor ama aslında mazi gibi gözüküyor ama andadır. Hal nedir? Kısacası onu söyleyeyim de ona sokayım. Hal, mazinin ve istikbalin birleşip andaki tezahürü. Yani bir maziyle, müstakbelin çarpışmasıyla ortaya çıkan kıvılcım. Aküde yapalım. Artı kutupla eksi kutup vurunca çit, çit oldu mu? Bu çit, çit bunda mıydı? Hayır. Bunda mıydı? Hayır. Bu kıvılcım neredeydi? İkisinden ayrı bir şey. Mazi ve istikbal birbirine çarpıştıracak, çarpışınca ortaya çıkan kıvılcım an. Orada konuşuyordu ya, buradaki başkası abi. Şimdi bir şey söyleyeyim abi. <laughs> o sizin yerimi değiştirdim. Tamam. Şimdi Hasan abicim. Şimdi sizin... Ama bunu bir bitireyim e, ya. Lütfen abi şunu söyleyeyim. Çünkü bu mevzuyla alakalı. Hı dediniz ki Meylan e, irade eden geliyor değil mi abi melal e, çekirdeğin vücut bulma ya me, is, vücut bulmak istemesi yani armut çekirdeğin çıkma istemesi gibi değil mi abi dediniz ki sözü veren de iradedir irade söz verdi irade söz verdiyse sözünden çıkmayacak Demek ki irad e, çekirdek de muhakkak elma çekirdeğinden armut çıkmayacağı gibi. Yani sözdür o da. Söz, o da söz. ben armut olacağım diye sö fıtratı dilim. O, da, sözdür abi. bu da sözdür. Lakin bu bir pakettir. Burada sözünden cayma olayı o paketi kullanma veya kullanmama talep ederiz. Mesela sizin e, Hatay neydi o bilmem ne nar vardı ya bir nar. oradan Orada nar oluyor. Efendim? Kırıkan. Ha, kırıkan. Kırıkan'daki narın e, sümbülleri büyümesi farklı. Aynı narın Rize'de büyümesi farklı. İşte ihtiyar burada devreye giriyor. Yani irade paketini kullanmak ya da kullanmamak. Hı. Ama iradeye girdiğiniz zaman mesela üstad vazgeçtim diyor ihtiyardan. Artık kuşun uçması ihtiyar. Ama kanatların açık böyle süzülmesi o irade. Hı. Biraz gideyim. Çok <laughs> çok zıtlardan 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 farklılıklardan seçim yapmak değil irade ben ben olmaktır. İradenin fonksiyonu bu. Bir sürü ben olmak ihtimallerinden yok mu? Bir sürü olma ihtimallerinden yalnızca yalnız ben ben olayım. Ben ben olmaktır. İradenin vazifesi Elestu bezminde de ben olmayı seçti irade. Bak. Bütün yaptığımız şey irade aslında. evet, evet. ya. Bütün olan her şey irade. Evet. Elest bezminde orada söz vermek ne demek biliyor musun? Ben ben olacağım demektir. Kalu <laughs> bela. Elestu bir rabbikum kalu <laughs> bela. Ben ben olacağım. Elest bezmindeki el, bezminde de ne? Ben olmayı seçti irade. Kalu bela ile. İnsan küçük alem olduğundan, 18 bin alemin cemül cemi olduğundan bir sürü benlikler var insanda. Mesela her bir duygu his ben diyor, şehvet ben diyor, arzu ben diyor, Arabaya biliyor, her şey hepsi ben. <laughs> Hepsinde müstakil benler var. Tamam Ben var. 18 bin alemin Cemül Cem'i olduğundan ben de bir sürü ben var ki. Usta şöyle demiş. Her bir hava zeresi hu, hu hu ve hu ve. Aynı onun gibi de her bir insan hücresinde, DNA'sında ben varım. Her bir benlerin toplamı büyük bir ben. Her bir hu ve her bir zeredeki hu, büyük bir yekünün bütünselliği hu olduğu gibi e, ben. Bu kadar benlerin toplamıyla ben benim diyen iradedir. 18 bin alemin veya her bir esmanın her bir esma ben 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 olursa o ne olur biz olur. O bizi de ben yapan tek şey 18 bin alemin cemil cemi olduğundan bir sürü benlikler var ama bunların içinde bana bakan olan ben en cami ve beni ben yapan bu. Yani bir sürü benler var değil mi Nur de. Biz siz de varsınız. Şimdi söylüyorum. Ama ben oraya gidince siz yoksunuz. Hep benim. Bir sürü benler içerisinde benim benime en yakın ben ben benim. Bir de ben diyen var. Bendeki benlik de evet. senden olan. Bir de söyleyeyim. Mecura girdim. Mecul'da ağacın, ağaçta 100 tane meyve vardı. 100 tane meyvenin e, ee, çekirdeği yok mu? Ama kökte tek çekirdekte de var değil mi? Tek. Ben Nur Muhammedi'ye girdim. Bir baktım ki bütün kainat oradan yaratılmış zannediyordum. Mersif ben varmış. Her giren sif kendisini görür. Her şeyin aslı kendisi olduğunu bilir. Orada bütün benlikler yok olur. Bendeki ben o bütün benliklerin toplamı olmuş olur. Şimdi bu anlattıklarımız biz burada anlamıyoruz ama orada diyeceğiz ki şimdi anladık. <laughs> <laughs> bir de okuyayım şurayı. İnsan küçük alem olduğundan, 18 bin alemin cemül cemi olduğundan bir sürü benlikler var. Ama bunların içinde bana bakan olan ben, oraya girdim mecule bir baktım ki bir sürü benler vardı. En cami, en cami ve beni ben yapan bendeki o, o ben. Yani ben, bunu işte anlamak işte o en cami ben benim ben ben olmayacağım bu iradeye. Şeyde anlatıyordunuz ya sana hani ben ben ana şahidim Cenab-ı Hak dedi gel kendine bak. Ha, ha evet. Ya, Harika. Evet ha, ya. Mesela Allah varken hiçbir şey yoktu. Kainatı ve seni yaratacağım. Çok, müthiş, çok müthiş evet. Ya. Sanki şu an kendimize bakıyormuş. Ha ya. Bak o kendimizi olmakta oluyorsun. Olmadım. Oluyorsun. Olmuş musun? Oluyorsun. Sen kendi kendini seyrediyorsun. Allah Allah o makar. Allah dedi ki tabi ama ay hakikati öyle hayal değil. Hiçbir ha şey suret hakikati olmaz. Yani e, zaten Allah da yaptı bunu. Nasıl yaptı? Peygamber vesselam'ı yaratmadı. Mevcudatı yaratmadı. Daha peygamberimiz yok. Olmayan zatın duvası var. O da yok. İki bak bilinmez. Bak Kainat yaratmadı. nur Muhammed'in Muhammed, Muhammed Aleyhisselatü yok. Duası yok. Varmış gibi duası yokluğun arkasında var oluyor. O duayı kabul etmiş. O duayı yapan zatı yaratıyor. O duadan sonra. Önce yok, sonra yok, şey yok, Anladınız mı bunu? Evet. Yani o duayı yapan zat yok. Dua var. Dua ile o zatı yaratıyor. De <laughs> ya Bir daha da şey var. Abi, Hasan Tevfik abi'nin şiiri var. <laughs> ben ben diye yazdımsa da sensin yine ol ben. Hiçtenle evet. çıkar hem bana benlik yine senden. Aynı. Bak ben ben mi uyduruyorum? Diyor ki o zatın edeceği duayı bilmiş. Önceden bilmiş. Du olmayan bir şeyi bilmiş. Bize tabii göre, ona göre. Bilmiş ondan sonra o duayı kabul etmiş. Olmayan zatın olmayan duasını var gibi kabul edip du olmayan duayı kabul etmiş. O olmayan zatı olmayan duasıyla var etmiş. Sonra Risale-i Nur'da da biz burada anlayalım diye yazmış. Yazmış. Ne? Nereye talip oluyoruz? Ustad ne demiş? Keçeliler. Bana talip olmuyorsunuz demiş. Kime talebe olduğunuz biliyor musunuz? Arkadaşlar neyle uğraşıyoruz? Ve gideceğiz yani şimdi. Ezan okundu değil mi? Çoktan. Tamam. Son cümle bitiyor. Öyle mi? Ha. Bana bakarak en cami benim herkes diyebildiği için bak bana bakarak en cami benim. Herkes diyebildiği için yani herkes kendisine bakarak herkes ne diyor ki en cami benim diyebildiği için bu nihayetsiz benler içinde benim ben olmasını istemesi, tercih etmesi içsel enfusi alemde nihayetsiz benler içinden benler içinde ben ben olmasını tercih eder irade. Yani gitti vakti ki bir sürü benler var. Bir baktı ki her şey bütün benler benim benlerim türevleri. Beni tanımlamak için varlar. Ben ben olmam lazım. Beni tanımlayan gölgelerime değil. işte bunu bilme. Yani iradenin konusu kendisi olursa, mevzusu kendisi olursa, kendisi kendisine dönüştürürse ben ben olmak isterim. Diyen irade. Böylelikle El Fatiha. bu Cenab-ı Hak diyor ya hani yanımıza aldık seyret kendini. Onu şöyle düşünsek. iradeyi ilahiye iradenin tayin ve teşahhüsüne dedi ki gel yanıma dur. ihtiyarlarına bak. Bu aynen. O aynen. Hakikaten acayip. Yani şöyle kendisi kendisini seyretme makamına geçiyor. Kendisi kendisini seyretme yaratılma sürecine şahit. Bir düşün bak. Ben ben yoktum. Olmayan ben. E, nasıl ki o olmayan peygamberin olmayan duasını var gibi kabul edip olmayan duasıyla olmayan kendisini yarattığı gibi. Şimdi aynı kanun. Ben yoktum. Olmayanı olmayan beni yanına koydu. İlmi ilahide vardım. Burada yoktum. Orada var. Dedi ki gel Hasan. Oturttu. Allah var başka hiç kimse yok. Beni koydu. Bütün şeceri, hilkati yaratırken, dolayısıyla beni de yaratırken, kendi yaratılış sürecime şahit ediyor. Bütün zuhuratlar, bak şuradan patladı, şuradan patladı. Acayip olurum ya böyle değil mi? Yani kabuk Kayfsen herhalde bu şeyi çıktılar, oraları falan. Şu an zaten öyle oluyor. O şu anda oluyor zaten. Şu, an zaten yani, şu anki haletimiz şahitlik haletimiz şu an. Şahit evet. Şu an içinde değiliz dışından bakıyoruz sanki. Yani o aslında orada. Zaten böyle oluyor be kardeşim. Her şey ilk önce suret oluyor. <laughs> taklit oluyor. Sonra suret hakikate inkılap ederek ettiği kadar ta taklit tahkik oluyor. E böyle konuşa 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 su kayaya vura vura oyuyor ya. Meylanda cebir var mı? Meylanda cebir yok abi. Çünkü niye? E Meylanda şöyle bir şey var. Ee, yani diğer nakıs mertebeler hiç yok. En cami mertebe, Ene'ye girdik ya, ene girdik ki bir sürü irfan, ene şeyler var, benlik, benler var. Bir baktık en cami benim. Yani niçin cebir yok? Çünkü ben e, ben nihayet yok. Yani mesela Fıtrat olarak... fıtratta bir son olsa cebir olur. Niye burada durdum? Elmanın, e, meyalanın, çekirde, meyalanın... Armut yok. Ha bu cebir olur. İnsan böyle değil işte. Yani elma armuta dönüşemez. Cebirdir. Ama insan her şeye dönüşebildiği halde dönüşemeyen, dönüşmeyen. Her şeye dönüşebildiği halde dönüşmeyen. Mesela eğer fıtratımız main olsa, nihayetsizlik olmasa cebir olur. Maf oluruz ya. Ben her şey olabilirim. E, ruh dişi midir, erkek midir? Değildir. Mutlak duru, elektrik gibidir. Soğuğu da sıcağı da o çalıştırır. Hani buraya girdi, üç buçuk yaşına kadar burada şekil aldı, dişi ve erkek tarafı gelişti. Yoksa eşcinsellik nasıl oluyor? Ruhta o tarafta var. Yani elma armuta dönüşemediği için cebir var. Ama insan her şeye dönüşebiliyor. Kendi varlığını kendi varlığıyla kaldırabiliyor. Ben beni ortadan kaldırabiliyorum. Daha ilerisi var mı? Ya, Allah anlaması bile zor. Anlaması yok. Ben beni ortadan kaldırıyorum ya. Ben beni yapılandırıyorum. Ben bana aşık oluyorum. Ben beni seyahat ediyorum. Ben beni anlamaya çalışıyorum. Ben bende seyahat ediyorum hep konuştuğumuz yer. Düşünebiliyor musun? Bütün kainat ben merkezli çalışıyor. Hiç kimse yok. Bu yani ben beni olmaya çalış. Ben beni ortadan kaldırıyorum ya. Nasıl bir şey ya? Fıtratta işte o mutlak şeyhriyeti Mecul'daki sistemimiz sistemsiz sistemimize Cenab-ı Hakk'ın tayin ve teşahhusundan oluyor. Ya insana verilen şey ya. Halifelik sır herhalde bu. Bana soruyorlar abi halifelik sır nedir? Bir veçeti bu. Bir veç ha, bir veç ben ne diyorum biliyor musun? Bir ben dima bitirelim projeyi. Vic Vicdan projeyi de bitireyim. Kalp projesini de bitireyim. Ruh projesini de bitirelim. Dördünün toplamıdır halifelik sırı. Namazı kılalım abiler.